Düşün Podcast'inin 70. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Ulan. Mert bugün biraz yorgunsun. Ee, haftan nasıl geçti diye soracağım ama bugün birazcık daha yoğun geçti. İstersen önce bir bugünkü yoğunluğundan bahset sonra bir hafta değer değerlendirmesi yaparız. Ya abi <laughs> bugünkü yoğunluğumun özel bir nedeni vardı. Sağolsun bizim Tobi ile paylaştı. Ben e, son iki iki buçuk haftadır işte Antep'ten geldiğimden beri iOS e, 16 ile birlikte gelen kilit ekranı widget'ı üzerine çalışıyordum. E, böyle olunca da tabi biliyorsun Apple iPhone release date'ini paylaştığı an az çok iOS'in de ne zaman release olacağını tahmin ediyorsun ve kendini ona göre ayarlıyorsun. Çünkü hani geçmişteki dataya bakıyorsun. Apple nasıl release etmiş iOS'i daha önce. Ona göre ayarlıyorsun. Ama çarşamba günü etkinlikten sonra tabi etkinlik sırasını söylemediler yanlış hatırlamıyorsam ben etkinlikten sonra Apple'ın kendi web sayfasını ziyaret ettim orada kocaman yazmamışlar böyle ufacık bir yere iOS'un altına yazmışlar demişler ki 12'sinde iOS 16 public release olacak diye tabi o an benim başımdan kaynar suları döküldü çünkü o benim aklımdaki tarih değildi. Ben de muhtemelen ya gene çarşamba hani tam bir hafta sonra ya da cuma yaparlar dedim. Çünkü cuma şey, e, yeni iPhone'ların teslim tarihi. Hani evet. bu cuma pre-order'lara başladılar. Ön sipariş alıyorlar. Hani bir hafta sonra ulaşacak kullanıcılara. Ondan bir gün önce de hani belli tarihler. Ondan bir, bir gün önce de review yasakları kalkar. Her bütün YouTuber'lar review'lerini paylaşır. Cuma günde herkesin eline ulaşır. Tam o günde iOS release olur diye hatırlıyorum. Bilmiyorum yanlışsam güzel sen kaç release görmüşsün bir şey diyeceğim. Benim yaşım kadar release'im vardır senin diyeceğim de. <laughs> yani evet hemen hemen öyle oluyor. Yani öyle oluyorken şimdi bizi çok zor durumda bıraktı. Çarşamba akşamı. Bu yakınlık her sene oluyor bu arada. Zart diye diyorlar ki 3 gün sonra release. Hatta galiba bir kere Today dediler ya. Bugün çıkıyor falan diye böyle eventte. Millet ne oluyor falan derken. Aynen aynen. Ee, Yapmak da şey değil yani. Apple umursamadığı için developerları bunu artık kafamıza sokmamız Abi lazım. Yani. Yani. yani kesinlikle ben ilk defa hani böyle bir şey yaşıyorum. Çünkü normalde biz çok umursamayız. Hani ne zaman release olacak falan. Ama şimdi burada önemli bir nasıl diyeyim bir hype var. Değil mi? Biz de o hypedan yararlanmak istiyoruz. Millet Hı -hı. şimdi pazartesi günü iOS 16 yayınlanacak. İlk yapacağı insanların iş kendi o kilit ekranını customize etme. Kişiselleştirmeye başlayacaklar. Farklı fotoğraf seçecekler oraya. Widgetlar ekleyecekler falan. O o, 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 anda tam senin uygulamanı göstermen gereken an. Çünkü şöyle olacak. Sen widget çıkacak. İki, iki tane, üç tane işte iki, iki tür widget var çünkü. Bir tane e, Dörtgen widget var, bir tane kare widget var. Kareden koyarsan ikişer tane koyabiliyorsun. Dörtgen koyarsan iki tane koyabiliyorsun ekranda maksimum. Bir de en üstte e, line şeklinde bir satır şeklinde widget var yapabiliyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Yani bir kere kullanıcılar o widgetleri koyacak, ondan sonra bitti. Bir daha o ekranı bir daha ne zaman ziyaret ederlerse hani belki başka birisi atıyorum MQBHD HD. Der ki şu 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 widgetlar güzelmişler. Oradan görürse tekrardan editlemeye gidecek widget ekranını. Kili tekrarını ondan sonra ekleyeyim. O yüzden de bizim hani bu yarattığımız widget'ı pazartesi günü yayınlanan yeni versiyonda çıkmamız gerekiyor. Aslında daha önce de çıkarız da bizde de mesela işte release cycle'lar var. Çarşambadan çarşambaya biz release cycle'ımız var. Çarşamba gününe kadar merge ettiğin değişiklikler e, main, main branch'ine bir haftaki sonuna çarşamba günü %100 release olmuş oluyor. Böyle bir cycle'ımız var. Yani beni ve birçok kişiye e, bayağı zor durumda bıraktı Apple. E, yani şu iki gün içerisinde biz hemen hazırlamamız gerekiyor ve bu süreçte şöyle bir şey oluyor. Biz işte senin yaptığın iş aslında F-Circle'da e, Continuous Integration kullanıyoruz. Yani bu build'ları aldığın makineler de yeni Xcode versiyonunu, işte yeni iOS versiyonu, bu Apple'ın Release Candidate dediği versiyonu destekliyor olması gerekiyor ki sen o desteklenen imajla birlikte yeni bir build al. Daha sonra bu app'ı sen release edebiliyorsun. Böyle çok teknik hı hı. terimler kullanışıyorum ama doldum yani ondan dolayı. <laughs> Artık yani yapacak bir şeyim yok. Bayağı içime dökmem gerekiyor. Hani o iki günde, hani başka bir ekipte işte o bizim pipeline'ı halletmeye çalışıyor, desteği versin. Ondan sonra biz de bir yandan işte uygulamayı biz işte bir yılda alıp tekrardan test etmemiz gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı var mı işte yeni e, iOS ver, versiyonuyla birlikte falan filan derken, valla bugün sonunda çıkabildik e, release'i. Birazdan muhtemelen bir saat içinde falan bu bizim de release captainler var. O da e, dönem bir şekilde oluyor. Yani her hafta farklı bir hmm. e, frontend, biz de frontend diyoruz, client developer ya da işte mobile developer. Hmm bu release işini hallediyor. O mesela muhtemelen bir saat sonra falan Apple'a submit edecek. İşte umuyoruz ki işte hafta sonra boyunca o onaylanacak Apple tarafından. Pazar, pazar review review'etiyor çok oluyor galiba. Yani. Genelde pazar review ediyorlar. Aynen bize evet. genelde öyle oluyor. Pazartesi günü de muhtemelen release olacak. Şimdi biz release'i de mesela orada hemen yapmıyoruz. Yani chat diye %100'e vermiyoruz. Ne oluyor? Önce %1'e veriyoruz. %1'i senin uygulamanı kullanan kullanıcıların %1'i yeni update alıyor. Daha sonra hı hı. sen monitör ediyorsun. Bakıyorsun crash reportlarda herhangi bir artma var mı yok mu diye. Ondan sonra diyorsun ki işte bilmiyorum bir sonraki seviyeleri Apple mi veriliyormuş. %50 ya da işte %100 hani 2 gün 3 gün sürüyor hani bizde normalde. Apple'ı aç deyince Apple evet belli bir kademeyle açıyor. Kendisi yapıyormuş onu sana da izin vermiyormuş yanlış bilmiyorsam. Hı hı. Apple kendisi kademeleri belirliyormuş kademeli deploy diyor. Hani çarşamba günü anca yüzde yüz olamıyor. Ama işte şimdi bu şeylerden dolayı pazartesi günü muhtemelen çat diye yüzde yüze çekeceğiz. Yani hani önce belki sabahtan yüzde bir falan yaparız. Hani Allah'tan orada biraz saat farkı vardı. bizi de akşam olunca orada sabah oluyor. O zaman release ediyorlarmış. Bize göre akşam 7'de release çıkıyormuş. Public release'ten bahsediyorum. Onlar da muhtemelen hani o zamana kadar da %1 bizde test edilmiş olur. Yani normalde uzun süreli yapacağın şeyi böyle Apple seni bir anda böyle iki günlük şeye sıkıştırıyor. Her şeyini yani bir haftalık şeyi biz şu anda hani üç günde yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı da sıkıntılar oluşuyor. Ama tabii işte bunun keyfi <laughs> senin şirketin CEO'su senin yaptığın işi paylaşınca Twitter'da mutlu oluyorsun. Yani hani senin CEO senden daha sabırsız. <laughs> geliştirdiği şey için. Onu görünce hakikaten mutlu oluyorsun abi. Daha ben PR'ı merge dememişim. Adam paylaşayım oya başlamış. Ben de şok şok oldum. İşte konuşacağız şimdi. Ee, güç yüzüklerini seyrediyordum. Üçüncü bölümünü. Chat diye tweet'i görünce bir an şey aldım. Dedim bir release'i yaptık mı falan. Tekrardan bilgisayarı başına zorunda kaldım. Hiç yaptığım şey değil. ama. Hakikaten yani o da biraz mutlu ediyor. Hani o e, görünürlüğü elde edebilmek yani ve CEO'nun senin hani bu kadar ufak bir şeyi bile aslında e, önemsiyor olması, senin kadar heyecanlanıyor olması bu Apple'ın yeni özelliği için bayağı güzel bir şey. Yani bu benim bir günüm özetiydi. Ben haftamı da konuşmaya başlarım çünkü orada da hakikaten paylaşmak istediğim şeyler var diyorum sürekli çok yoğun çok yoğun geçiyor da o yönden sonuna geliyorum yavaştan. Ama ondan <laughs> önce ben senin haftan nasıl geçti? Biraz ondan konuşalım. Hatta belki iki hafta diyebiliriz. Çünkü geçen bölüm biz konuklu bölüm yapmıştık. Çünkü çok güzel yerlere gittin. Çok güzel şeyler yaptın biliyorum ben. Onlardan da belki biraz bahsedersin. Onları bahsetmemiş miydim ben ya? Bahsetmiştim sanki. Bahsetmemiş miydim? En son e, okay, kampa bahset. gitmiştin. Kamptan bahsetmedin. Ha bahsetmedim okey. Şimdi önce bu Apple dünyası ile ilgili bir yorum yapayım yani Öncelikle bizim dünyaya hoş geldin. E, bu Apple'ın <laughs> mantıksızlıklarına daha yeni yeni yaşıyorsun. Bu senin karşılaştığın e, basit mantıksızlıklar. Daha büyük mantıksızlıklar da var Apple tarafında. E, bir de siz şanslısınız. Sizin proje derliyor. Bir de projesi derlemeyen insanlar da var. Yani bütün betalarda derlerken Xcode betalarında son Xcode'da bazı özellikleri çıkarttığı için Apple e, projesi derlemeyen ve bu yüzden yeni versiyonu yetiştiremeyecek insanlar var. O yüzden yani hani e, biraz böyle stoik oluyor insan. <laughs> benim, benim <dediğim gülüyor> artık, bizim, yani Apple insanı stoik yapar yani. Der, dersin ki benim Çünkü hakikaten çok sinir bozucu bir şey. Bir şeyleri çıkartmak o da yetişmek falan istiyorsun. Yapmıyorlar işte. <laughs> ee, özellikle Apple'ın bu e, çeşmenin başını tutması konusu yani review taraflarında vesaire de ya benim uygulamanın tasarımına falan karışmıştı bir kere Apple'a. Sana ne abi ben istediğim tasarımı çıkarım uygulamayı yani. Ya böyle feature olmaz falan diyor sana ne yani anladın mı <gülüyor> <gülüyor> ve, ve geçirmediler yani e, izah etmene rağmen güzel kibar dili izah etmene rağmen bazen de çirkinleşiyorlar ve seni sinirlendiriyorlar ve sen sinirlendiğin zaman sen sinirlendin deyip tamamen seni banlıyor falan gibi şeyler var of, hakikaten of. yani Türkiye devlet dairesine işim düşsün Apple'a işim düşmesin yani hakikaten bu kadar e, kesin bir ifadeyle söyleyebilirim onun dışında nasıl geçti bir dakika diye. orada ha. ben oraya sen geçmeden sana bir hak vereyim bu X kodun betasının patlaması hakikaten oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Ben ilk başta bu widget'ı kapatarsak bir geliştireyim nasılmış. Onu da şeyde bahsedeyim. Yani benim hiç Swift geçmişim yok. Swift UI ile hiçbir şey yapmadım ben. Bu proje tamamıyla benim ne kadar hevesli olun Apple'ı çok sevdiğimi biliyorlar. Şimdi ben hafta nasıl geçti orada da bahsedeceğim. Başka bir Apple projesine dahil oldum orada hani benim dahil olmam nedeni hevesli olmam sadece. Benim team takım liderim görünce benim bu Apple ilgili şeylere hevesli oldum. Beni dahil ediyorlar öyle projeler ya da bana veriyorlar direkt projeyi falan. Bu Xcode o zaman da ben Xcode beta 3 çıkmıştı. Yeni Xcode'un beta 3'ü çıkmıştı. Onu indirmiştim. Ondan sonra aradan bir hafta falan geçti. Antep'ten döndüm. Hani ilk o zaman böyle prototip yapayım. Hakikaten kolay mı ki yaratılması diye bakmıştım. Antep'ten döndüm. O zamana kadar da beta 4 falan çıkmıştı. Abi beta 4'te widget komple çalışmıyor. Widget ekleme ekranı hiç çalışmıyor. Sana simsiyah simülatörde simsiyah ekran veriyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Abi yani hani yeni özellik ekliyorsun. İnsanların o özelliği anında desteklemesini bekliyorsun, değil mi? Uygulamalar hı hı. yeni şey eklesin diye ve yayınladığın beta versiyonunda hiç çalışmıyor. Şeye bakıyorsun onun aslında bunların bir tane şeyi var. Apple Developer Community mi? Apple Forum hı hı. mu? Öyle bir şey Forum. var ya kendi kendilerinin. Oraya bakıyorsun demişler ki beta 3 kullanın. <laughs> evet evet çözüm de bu bu arada. <laughs> abi yani yani. iyi ki indirmişim dedim bilgisayarda vardı çünkü o da ayrı bir dert. Biliyorsun abi bir X kodu indirmek 20 GB bir şey indiriyorsun. Ondan Hı -hı. sonra bir de onu unzip'liyorsun. Anziplemek için de bir yaklaşık 25-30 dakika M1 var bende de M1 Pro makine var. 20 dakika bekliyorsun unzip etsin diye. Yani hakikaten yani ben şeyi anladım. Sen niye bıraktın? <laughs> şey, yok ben bırakmadım abi. Ben hala da şimdi yazsam <laughs> takır takır yazarım da. Xcode's diye bir e, app var. Xcode management yapıyor. Direkt install diyorsun. Hmm. Otomatik hmm. install ediyor. Bunu kaldır diyorsun vesaire. E, ayarlayabiliyorsun. O açık kaynak bir uygulama. Onu tavsiye ederim. E, Bakayım. Direkt App Store'dan da kurmuyor. App Store'dan kurmayın zaten Xcode'u. Yok, aynen. Çünkü Download bazen update çıkartıyor. Update bütün şeyi bilgisayarı falan kırıyor. Öyle şeyler oluyor. Ee, Xcode üzerine çok konuşulur ama bence artık konuşmaya gerek yok yani. Can sıkıcı şey ama hakkını vermek lazım abi. Ben şey İdeo, o, evet, çok feature sevdim. Şey olarak çok güzel ama mesela çalışan şeyi nasıl bozuyorlar? Ben hala da anlayabilmiş ha. bir şey değilim yani. Ya şey Beş özelliği şey bir sonraki beta'da bozuluyor. Sonra GM'de geri geliyor. Sonra bir nokta bir çıkartıyor. Orada yine bozuluyor falan böyle. Hmm. Yani nasıl nasıl bozdunuz abi çalışan şeyi yani işte. Bozuyorlar. Benim abi hoşuma giden şey bu Live Preview özelliği vardı. Bayıldım hı hı. yani. İnanılmaz akışkan. Yaptığın değişikliği anında görüyorsun. Çünkü ben hani React Native geliştiriyorum biliyorsun normalde. Orada hı hı. mesela sürekli bir loading falan böyle save ediyorsun çok az. 2-3 saniye gene de bekliyorsun. Şeyde hakikaten Live Preview yani. Ne yazarsan, ne değişiklik yaparsan anında görüyorsun Swift UI tarafında yaptığın değişikleri. Hemen hı. yan ekranında görüyorsun. Bir de Bizde mesela widget'ın abi farklı state'leri var. Çünkü işte biz bu e, widget'ı sana gele gelecek olan paket için e, internetten sipariş verdin ya da işte Shopify mağazasından bir tanesi sipariş verdin. O paketi göstermek için kullanıyoruz. Ama işte bazı paketlerde her e, bilgi olmuyor. O yüzden biz sana farklı durumlarda farklı bilgi göstermek istiyoruz widget'da. işte atıyorum e, şu anda olduğu lokasyon belli değilse o aynı o satırı göstermiyoruz falan. İşte başka aktif siparişi yoksa işte son satırı göstermiyoruz falan. Hani ben bunların hani hepsini birden görmek istediğimde sonra fark ettim ki işte bu live preview için bayağı yaratabiliyor musun istediğin kadar. Böyle tabler ekliyor sana. Dark ben de bayağı, Dark bayağı böyle, Dark böyle modes, ekledim. Aynen. Temalı. Bütün bütün tableri ekledim. Böyle diyorum ki işte F bütün field'lar olduğunda bu versiyon, şu field eksik olduğunda bu versiyon, kullanıcı locked bu versiyon falan filan diye böyle ayrı ayrı tepler ekledim ve yani çok güzel bir şekilde orada geliştirebiliyorsun. Yani Swift UI geliştirme deneyimi hani çok hoşuma gitti. O yüzden hani böyle ben demosunu da yaptım bizim şirkette bir 100 kişiye falan anlattım hmm. nasıl geliştirdiğimi Swift UI. Orada da söyledim hani React Native geliştirmeye kıyasla 10 kat, 20 kat güzel yani o akışkanlık, o deneyim, yazdığın kodu hani okunabilirliği vesaire olsun hani baya tek şeyde bir bir, bir dosyada ben bütün geliştirmeyi yaptım yani çok okunaklı yani Bayağı ben hatta şeyde de yaptık biz bir, bir arada çünkü şeyde widget'te çok az bir alan veriyor sonra Apple o alana sığdırman gerekiyor her şey biz de işte 4 satır olduğu için biraz zorlanıyorduk Gittim şeyle falan pair programming yaptık bizim product iki tane product manager bir tane designer'ı aldım abi pair programını ekranı paylaştım. Söyle dedim hani aradaki spacingten memnun musun işte şu satırda şu satırın arası Hı -hı. falan diye. Baya böyle hani onlar da görüp şey yaptılar yani çok şaşırırlar kodu gösterdim bak dedim bu bunu temsil ediyor bu bunu temsil ediyor burada bunu değiştiriyorum bu oluyor falan diye. Onlar bile yani baya beğendiler o kadar basit bir şey. Hı hı. hakikaten yani tasarımcılar falan da bayağı uygulama geliştirmeye girişebilirler bu Swift UI ile kolay bir şekilde ona da böyle son olarak değinip tekrar topu sana atayım sen haftana anlat eyvallah Ya ben iki hafta önce bir yazılımcı grup arkadaşla Adem paylaştığı için söylüyorum kampa gittik işte Adem İlter Fatih Kadir Akın daha önceden konuk kaldığımız insanlar olduğu için rahat rahat anlat söyleyebilirim. Fatih Arslan ben kaç arkadaşla beraber e, Bolu'da Pürenli Yaylası'na internetin ve telefonun çekmediği bir yer. Hatta tuvaleti de yok. <laughs> Teyse. <tesisi. gülüyor> Medeniyetin gitmediği bir yer. Evet, su yani var. Su evet, evet. Evet, öyle bir yerde doğa iç içe trekking kamp e, güzel yürüyüşümüzü yaptık, manzaramızı seyrettik, kahvemizi yaptık. Vesaire böyle keyifli güzel bir kamp geçirdik. Çadırlı kamp yani arada böyle gitmek gerekiyor insanın tekrar doğayla sürekli bilgisayar başında oturmaktansa arada böyle doğayla etkileşime geçmesi gerekiyor. Hatta ilk defa gelen arkadaşlar vardı. Onlar bile hani artık bir sonraki ne zaman yaparız falan diye sormaya başladılar. Bilmiyorum ne zaman yaparız bir sonrakini ama hani bir heves oluştu. Onun dışında işte güç yüzükleri zaten bence hani en çok konuşmamız gereken şey. Onun dışında çok fazla bir şey olmadı. Bugün bir tweet attım bir oyunla ilgili Metal Hellsinger diye. Benim beklediğim bir oyun bu hatta. Ön sipariş vermiştim. E, demos olduğunu öğrendim dün. Demosunu evet. yükledim. E, bir kısa oynadım. Oynarken de böyle bir, bir iki sekansı böyle kayıt aldım. E, Xbox'ın şehir özelliğiyle. Twitter'a öyle yazdım işte böyle bir oyun var işte. Ritimle Doom'u birleştiriyor. İşte cehennemde şeytansın, şeytanları öldürüyorsun. Ama işte ateş etmeyi belli bir ritime göre yaparsan, müzik ritmine göre. E, ona göre vurdukça daha fazla katsayı kazanıyorsun. Katsayı arttıkça Arkada çalan müzik katmanlanıyor. Vokaller falan geliyor işte en son seviyede. <laughs> Ve daha fazla vuruyorsun. O yüzden de sürekli bir ahenkle hareket etmen gerekiyor. Sürekli o ritme uygun ateş etmen gerekiyor. Bu da tabii hem yapması zor bir şey. Hem de e, yapınca çok keyif veren bir şey. Ben e, çok başarılı değildim. Yani videoda seyredenler görmüştür ama. Yine de e, çok fazla şey oldu. İlgi gördü yani tweet. E, şu an herhalde 190 falan da like, 170 191 190 Yazılım ne yaptım tweetlerin hiçbirisi bu kadar <laughs> <laughs> Fav almamıştı. Bu da insanı biraz düşündürüyor. Neyse, e, o ona birazcık baktım işte. Onun dışında e, bizim klasik Halo bir iki akşam Halo yaptık. Onun dışında da çok bir şey olmadı. Şu güç yüzüklerini istersen bir uzun uzun konuşalım, e, vakit e, kaybetmeden. Şimdi sen üçüncü bölümün yarısına kadar seyrettin. Ben iki, iki, ilk iki bölümü seyrettim. Bugün işten güçten yani üçüncü bölümü seyretmeye vaktim olmadı. Bugün biz kaydederken çıktı üçüncü bölüm. Ama e, ilk iki bölümde benim kafamda çok net bir resim var. Önce senin bir düşüncelerini alayım. Sen Yüzük Efendisi hayranı birisi değilsin. Burada ben de Yüzük Efendisi hayranı birisi değilim ama işte bu dizi için biraz Silmarillion okudum. E, en azından yarısına kadar okudum. E, ve Yüzük Efendisi filmlerini zaten defalarca kez seyretmiş artık her şeyini bilen. Ve birinci kitabı da belli bir yere kadar okuyabilmiş birisiyim. Bilmem ee, bilmiyorum senin Yüzüklerin Efendisi de nasıl ama bir diziyle ilgili genel yorum alalım. Çünkü ben bayağı uzun konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de hani belki bir background bilgisi vereyim. Ben üç kitabı da okudum yani Yüzüklerin Yüzükler Efendisi'nin. Ee, hatta o büyük kalın kitabını almıştım. Ne yapmıştım? Bayağı böyle okurken kollarım ağrıyordu falan böyle. Tek kitap. Aha. Zor oluyordu tek kitap versiyonunu. Ama şöyle söyleyeyim mesela ben Harry Potter'ı okuduğumda şey dedim ya keşke dedim kitabı önce okusaymışım dedim. Ya da hmm. kitabı daha önce de okusaymışım dedim. Yani çok bekledim çünkü ben hani kitabı okumamak için. Normalde hani millet belki daha erken okumuştur. Ya da işte ilk filmi izlediğimde hani okumaya başlayabilirmişim diye düşündüm. Ve orada mesela kitabı okuduğumda şey dedim ya dedim hakikaten kitap daha güzelmiş daha fazla detay varmış ve Hı -hı. bazı konuları daha iyi anlatıyor yani ben hani oradaki ilişkileri tam kavrayamamıştım filmlerden ee, o açıdan böyle bir eksiklik olmuştu ama Yüzüklerin Efendisi'nde e, okuduğumda yani böyle aşırı bir farklılık hissedemedim belki sonlarında yanlış hatırlamıyorsam onu hiç bir kitabın sonlarında olan şeyleri ııı e, filmlerde hiç göstermiyor. Orada bilmiyorum bahsetmiyorum şimdi spoiler olur belki. Hala okumak isteyenler Birinci falan. Birinci kitabında yarısı falan yok ilk filmde. Yani ama yani genel anlamda böyle hani şeyi fark et hissetmedim yani. Ee, Keşke kitabı daha önce okusaymışım ya da işte kitap daha güzelmiş gibisinden bir his çok fazla uyanmadı. Çünkü film çok iyi aktarmış bazı olayları. Evet. Yani hakikaten oradan kavrayabiliyorsun yani. Bir şeyi kaçırmıyorsun. Oradaki işte ilişkileri, elflerle cüceler ilişkisi falan, çatışmalarını vesaire. Hani onları çok iyi algılayabiliyorsun. O yüzden hani benim background'ım böyle. Üç kitabını okudum. Filmlerini de seyrettim hepsi. Hatta e, Director's Cut Edition'ını falan da seyretmişim. O da bayağı 4 saat miydi neydi? E, Yüzüklerin Efendisi'nin her bir filmi öyle evet, bir şey diye Edition. Yaşamsın. Extended Edition diye mi geçiyordu? Hı -hı. Onu da seyretmişimdir. Ama bir şey yok bende böyle. Hiçbir zaten filme diziye de öyle bir şey hissetmemişimdir. Muhtemelen. E, böyle bir fan boyluk Hı. E, hani ne bileyim var böyle benim çevremde. Böyle yatak odasına giriyorsun. Duvarında hep böyle işte Harry Gandalf. Potter posterleri var. Gandalf yok ya şeylerim var. Hala var, var, var mı tane. ya? Yani senin yaşındaki arkadaşların da Abi hala da, Harry Potter var. Tabii tabii. Tabi, tabii tabii tabii. Yani sen burada yeni insanlarla tanış. Neler ilgi diyorsun? Ben Harry Potter fanıyım diyor. Yani işte şeyler var. İşte fan olmak başka da şimdi 20 ya. küsur yaşındaki adamın duvarında da Harry Potter posteri olmaz yani. Var 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 tabi var. Ya ama onu mesela hani daha nasıl diyeyim filmin falan posteri değil de orada hakikaten bir artwork var yani işte hmm. e, şeylerin ha, bu her okay. bir her bir evin house'un işte bunların ortak salonu var ya mesela öyle bir tane benim e, bir arkadaşın Hı -hı. odasında e, şey, salonunda ya da hatırlamıyorum neredeyse. E, öyle her house'un ortak alanının şeyi var, birisi da. yapmış ama. Hı -hı. Common room'ların e, fotoğrafı ha, öyle şeyler, var. Okay. Yani özel şeyler hani, filmden ishaf. bir şey değil yani. Hani böyle hakikaten sanatsal çalışmalar. Ama bende hiç böyle olmadı. Hiçbir diziye de filme de bu derece hani Star Wars'tur, Müziklerin Efendisi'dir Harry Potter'dır. Hiç böyle aşırı bağımlılığın olmadı. O yüzden hani ben bu gözle bakıyorum tamamıyla. Tamam. Dizi ee, şeyler demesinler abi. yani. <laughs> ha, bir background'ı vereyim dedim de ondan sonra hani şey yapmasınlar diye. Çünkü e, herkesin belki beklemediği bir şey söyleyeceğim. Çünkü ben diziyi beğendim. <laughs> Özellikle mesela 3. bölümü seyretmeye başladım. İkinci bölümde mesela. İlk bölüm belki biraz daha sönük olabilir. İkinci ve üçüncü bölümü kıyasla. Ama yani ikinci bölümde artık böyle nasıl diyeyim, cüceler nasıl yaşıyor onu görebiliyorsun ya. İşte elfler nasıl yaşıyor, nerede yaşıyor, oradaki hayat şeyini. Ya da diğerleri de sanırım bu barefoot dedikleri e, hobbitler food. herhalde. Değil mi? Hard, hard muydu, değil mi? Hob hobbitlerin atası On evet. Zaten atası brandy mı? Brandyfoot falan soyadları var. Yani, evet, hobbitlerin atası. Ha yani onların böyle şeylerini yavaş yavaş kavramaya başlıyorsun. O, o açıdan güzel mesela, yavaş yavaş işte bunların yaşayış şekillerini falan filan yürüyorsun. Ee, sana o evreni kendi dünyalarını anlatıyorlar. O açıdan mekanlara bayıldım. Zaten e, Yeni Zelanda'da çekiyorlar yine, ee, yanlış bilmiyorsam diziyi. Hı -hı. O do doğal mekanlar muazzam. CGI ile yarattıkları evrenler işte cücelerin mağarası mı diyeyim artık? Yani nerede yaşıyorlar? Kazattım. O... Kazattım. Aynen. Sen şeyleri tabii biliyorsun bütün isimleri. Orası işte elflerin yaşadığı mekanlar, işte insanların yaşadığı mekanlar, ne bileyim işte. Yani bütün o farklı ırkların yaşadığı yerler muazzam yapmışlar. Hakikaten oradaki prodüksiyonu görebiliyorsun. Ee, i̇şte gemilerdir. Bayıldım zaten. Ben o tarz eski gemilere bayılıyorum. Yani bazen diyorum bir tane de şeyden beri, The Vikings dizisini izlediğimden beri. Yani canım istiyor bir tane de benim öyle şeyim olsun, kemiğim olsun diye. Üze, Üzeri böyle desenli falan, el, el işi falan. Ee, onlar muazzam. Kıyafetler muazzam. Yani mesela Prodüksür oradaki... Iyi yani. Şeyi e, bu en çok eleştirilen işte zenci Erfim olur denilen karakter ki bence e, en iyi oyunculardan bir tanesi. Yani rolünü çok iyi taşıyor. Onun mesela muazzam bir zırhı vardı. Ağaçtan... Biliyorum ben tam olarak şeyini de ağaçların temsil eden bir şey mi diyeyim onların çünkü erflerin ağaçlara karşı bir şeyleri var falan böyle çok biliyorum evet. ben hani okudum falan diyorum da ee, unutuyorsun tabi hani muazzam mesela hani şey istiyorsun diyorsun ki ya bak ben böyle bir şey giymek isterim diyorsun yani çok coolmuş diyorsun yani bayağı özen gösterilmiş müzikler de aynı şekilde inanılmaz beğendim müzikler de çok çok iyi ee, bayağı veriyor, sana işte. gaz veriyor. Çok iyidir. Ee, o açıdan hiçbir sıkmıştır. sıkıntım yok. Belki bir hikayede başlangıçta yani yani bazı oyuncu seçimleri belki iyi olmuyormuş diyebilirim. Yani işte mesela bu Zenci mesela çok iyi olmuş. İşte Zenci Yüce var mesela o da çok iyi olmuş. Yani hakikaten tam olarak rolünü karşılıyor. Ki bence benim tahminim de şey e, bunların muhtemelen üzerinde çok fazla yük vardı. Yani hani işte hani Zenci olur? Onlar da muhtemelen farkında. O yüzden muhtemelen elinden gelen her şeyleri yaptılar. O yüzden bence çok daha iyi oyunculuk gösteriyorlar diğer karakterlere kıyasla ama diğer karakterlerin bazıları sanki rolüne oturmamış gibi. Yani şey hissedemiyorsun ya işte bu adam elf de hani elfliğini hissedemiyorsun. Dedim işte kadın elf ya Galatrier. O şeyliğin ihtişamını falan hissedemiyorsun. Ama mesela cücelerde o çok iyiydi. O cücelerin o şeylerini vurdum duymazlığını <laughs> mı demişti? Yani işte patavatsızlığını falan hakikaten hissettiriyorlar sana. O açıdan çok beğendim. Yani ben genel olarak beğendim açıkçası. Ama şey söyleyeyim ya yani, Amazon'a para vermedim. Abimin Amazon hesabından girdim. <laughs> Türkiye hesabından. Oradan seyrettim. Ee, ama yani Biz hakikaten... biliyorsun Almanya'dan. Türkiye aynen hesabında. izin veriyorlarmış. Onu da söyleyeyim buradan. Varsa eğer öyle denemek isteyenler. O yüzden Harika. hani yani benim mesela başlangıçta ben 7 üzeri 10 üzerinden 7 diyordum. İşte yavaş yavaş bu 8'e doğru çıkıyor yani. Hakikaten <laughs> keyif aldırıyor. Çünkü tekrardan izleyip hani olaylardan ziyade o mekanlar tekrardan göresin geliyor. Yani dur ya şurada bir detay kaçıralım. İşte dağı çünkü üzerine şekil yapmışlar ya falan. Onları tekrardan görüp detaylarını görmek istiyorsun. Yani benim kabaca şeyim özetim bu. Hakikaten ben izlemeye de devam ederim. Şimdi de ben senin yorumlarını <laughs> merak ediyorum. Şimdi herkes beni gömeceğim falan zannediyor. Çok gömmeyeceğim ama Ama e, <laughs> 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 gömeceğim azıcık. <laughs> Yani şöyle. Çok yapamayacağım. Şimdi bir kere bu dizi şeyin çok güzel bir örneği. Yani bu kadar meşhur bir e, fikri mülkün değil, mi? bu kadar meşhur bir eserin e, bu kadar yüksek bir para fırlatılarak e, yapıldığı, yap, yaptırıldığı bir dizi nasıl oluru bence tarihte ilk defa görüyoruz. Yani Game of Thrones vesaire de yine yüksek bütçeliydi ama şey değildi yani. İşte Jeff Bezos gibi birisi gelip de ben bu kitabın hayranıyım gidin bunun dizisini yapın alın size 1 milyar dolar dememişti yani. Orada daha farklı mekanikler dönüyordu. Böyle bir şey ilk defa görüyoruz. Gerçekten dizinin eksileri ve artılarını da göz önünde bulundurduğunda ki onları konuşacağız. Ben şu an spoilersız konuşuyorum. spoilerlı kısım için öncesinde uyarı yapacağım. Notlara yazarız dakikasını. O dakikadan itibaren atlayabilirsiniz yani eğer daha önceden diziyi henüz daha seyretmediyseniz iki bölüm en azından. Oraya atlayabilirsiniz. Onu da şimdiden söyleyelim. Ee, yani bir kere müthiş bir bütçesi olduğu çok belli. Çünkü senin de bahsettiğin gibi prodüksiyon, mekanlar, işte müzikler, kostüm vesaire çok iyi. Sinematografi gayet iyi. Bir diziden bir dizinin e, olm, olm olmaması gerektiği kadar iyi. Yani film level'ına yakın bir şey var. Burada da CGI olmamış falan dediğim hiçbir yer olmadı yani. Öyle bir e, prodüksiyonu var dizinin. Zaten bir sürü efekt stüdyosu beraber çalışmış. E, ama diziye genel olarak baktığım zaman dizi Yüzüklerin Efendisi dizisi olarak iyi bir dizi değil. Zaten bunu Yüzüklerin Efendisi hayranları tekrar tekrar dile getirdiler. Youtube'da da bir söyleşti işte var. Ben de yine benzer ufak tefek mantık hatalarından falan bahsedeceğim ama Yüzüklerin Efendisi dizisi olarak çok çok iyi değil. Çünkü o Tolkien'in dünyasını filmler gerçekten çok iyi yansıtmış. Yani kitapları okurken şeyi hissediyorsun. Hani e, o kitabın sana verdiği hissiyatı büyük oranda filmler yansıtıyor ama dizide bir o şeylik var, bir hamlık var. Mesela bazı sahneler gereksiz uzun, bazı sahnelerde aşırı kısa gibi mesela şeyler var. E, o oturaklığı tam olarak vermiyor. Aradaki o bağlantıları çok iyi yapamıyor dizi. O yüzden e, tam iyi bir Yüzüklerin Efendisi dizisi değil. Onu söyleyeyim. E, yani Bileziklerin Efendisi falan gibi bir dizi olsaydı mesela... ...benim puanım muhtemelen çok daha e, yüksek olurdu. Hem de Amazon için çok iyi olurdu. Çünkü bilezikleri genellikle bir kadın aksesuarı olduğu için... E, ...bütün yüzükleri, bilezikleri kadınlara verirlerdi. Ve e, Amazon bu mesajını da çok güzel bir şekilde vermiş olurdu ki... ...dizinin en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Buna da değineceğim. E, onun dışında e, hikaye olarak da aslında... Yine iki bölümde tam olarak hikayenin ne olduğunu bize anlatmadı. Yani genel olarak evet Sauron'un peşindeler ama e, bir tek Galadriel peşindeki bir durum var. Tam olarak böyle bir e, hikaye nereye doğru gidiyoryu çok iyi veremediler. Mesela hani e, tabii ki bu yan notlardan olduğu için ve kendi hikayelerini yazdığı için belki böyle olabilir ama e, dizinin ilk bölümün başındaki o hikaye anlatılan kısım yine Galadriel'in sesiyle anlatmışlar. O kısım mesela fena değildi. Çok güzel bir şekilde filmlerle de güzel bir gönderme olmuş o. Kısa bir özet yapmışlar ama yine de genel hikayeyi tam olarak orada verebildiğini düşünmüyorum. O birazcık eksik kalmış. Mesela sinema filmlerini ben şeyden bir ay önce falan tekrardan seyrettim. Hani hiçbir şeyi kamera filmini boş harcamamışlar gibi yani. Her sahnede <laughs> anlamlı bir şey oluyor. Ya bir karakteri inşa ediyor ya bir olay örgüsünü anlatıyor ya bir şeyi idare ee, ve buna rağmen üç buçuk saatlik bir film yani. Üç buçuk saatlik filmde sana bayağı bam baştan sonra bir serüven anlatıyor. İlk film için söylüyorum. Diğer filmler de aynı şekilde. O sıkışıklık, yoğunluk yok. Bazı kısımlar dediğim gibi çok daha geniş. Aslında şu noktadan itibaren artık birazcık spoilerla e, konuşabiliriz. Yani olan olaylar üzerinden de birazcık konuşabiliriz. E, şu noktadan itibaren şöyle birkaç saniye bekleyeyim. Evet. Dinlemek istemeyen varsa notlarda, şovun notlarında ya da YouTube'daki işte e, açıklamadan o konuşmayı bıraktığımız noktaya atlayabilirsiniz. E, onu bir işaretleyebiliriz. Şimdi birazcık e, dizinin şeylerinden başlayalım. Birincisi dizinin e, bir numaralı problemi e, bence Galadriel karakterini çok yanlış anlatmaları. Yani e, bunu bir Yüzük Efendisi lore'una bakarak da sadece söylemiyorum. E, Galadriel karakteri normalde biliyorsun büyücü bir karakter ve aslında çok güçlü de bir karakter. Hatta en güçlü e, elflerden bir tanesi belki de en güçlü elfler filmler olduğu zaman. E, bu karakteri mesela böyle işte troll çıkıyor. Normalde işte filmlerde Gimli'nin, Aragorn'un, Boromir'in falan işte beraber zar zor indirdiği devi Legolas'ın tepesine çıkıp ok atarak falan indirdiği devi. Galadriel iki kılıç hareketiyle falan indirebiliyor gibi. Böyle Empowered Woman e, imajı vermeye çalışıyorlar ama şimdi Empowered Woman imajı vermek için ille erkeksi bir şov yapmasına gerek yok kadının. Yani gidip de kılıcı sallayıp da tek başına troll öldürmesine gerek yok. Zaten Galadriel çok güçlü bir karakter. Yani Galadriel'i Galadriel gibi anlatsalar zaten milicik oha bu çok güçlü diyecek yani. Ee, ama mesela bunu bu şekilde rollendirmeleri açıkçası Galadriel imajını bende birazcık zedeledi. Onu söyleyeyim. Hı hı. Ee, bana ben şimdi hı. ben biraz araya gireyim mi? Sen hakikaten çok güzel e, tarif ettin. Çünkü ben mesela hala şeyi düşünüyorum. İleride bir şey olacak. Galadriel daha da güçlenecek diye düşünüyorum şu an. Yani tabii, dizinin tabii. gidişatına bakarak. Tabii tabii. Yani çünkü filmlerde biliyorsun o kadın büyücü. Ya bu kadın nasıl bu kadın hı hı. eskiden savaşçı değildi yani. hiçbir zaman zaten. Ya kılıcım olmadan ben neyim ki falan diyor ya. Öyle bir şey yok yani. E, çünkü elfler zaten bu konuda çok kuvvetli yani hani e, müthiş bir avantajları var zaten ölmüyorlar yani <laughs> büyük avantajları da o e, o açılardan biraz e, eksik buldum açıkçası e, çok flawless bir karakter yani şimdi bir karakterin inandırıcı olabilmesi için bu yapımlarda bu tarz fantastik eserlerinde belli zaaflarının olması gerekiyor ki sen bir e, empati kuruyorsun yani onunla bir ilişkilendir kendini ama Galadriel'in mesela hiç zaafı yok işte ...gidiyor işte Sauron burada eminim falan diyor... ...minette diyor ki ya biz burada kırılıyoruz işte... ...gitmeyelim daha fazla yok artık... ...tamam gözükmüyor orkmak falan diyor... ...ondan sonra gidiyor işte... ...mesela haklı çıkıyor troll çıkıyor trollü yeniyor... ...sonra zaten... ...korkunç bir yani şey var... ...mantıksızlık var... ...gemiye biniyor tam Valinor'un kapısına gelirken... Doğru, ...ben vazgeçtim diyor... ...bir tane hançer alıyor üzerindeki gecelikle... <laughs> ...suya atlıyor... Ve su da yüzüyor ve yüzdüğü yer yani şimdi e, Numenor'a doğru yüzüyor. Numenor'a o atladığı yerden bin kilometre var. Eğer haritayı açıp bakarlarsa e, <laughs> ve denizciler muhtemelen bin kilometre açılmadıkları için yani sonra denizcilerle karşılaşıyorlar ama yani kadının yaklaşık yani minimum 300-400 kilometre yüzmüş olması lazım. Abi nasıl yani anladın mı? Yani bir insan 300-400 kilometre, bir elf de 300-400 kilometre yüzemez yani. Donarsın abi bir de suda yani. <laughs> Evet yani bu bu bu, bu böyle e, bağlantılar falan böyle bir değişik yani. Yani bu ya bir de bir sürü hani iyi senarist falan da çalışıyor. Bunu bir şekilde açıklaman lazım en azından. Bu kadın buraya nasıl yüzdü? Hani dersin ki şöyle şöyle bir olay var Galadriel'de. Onun sayesinde bu kadar yüzebiliyor. Yani çocukluğuna gidersin mesela ne bileyim yüzme koçu falan vardır Galadriel'in. Anladın <laughs> Nefesini 15 dakika tutabiliyordur suyun altında. Ne bileyim boynunda bir kolye vardır, tılsım vardır ki suyun içinde hiç ıslanmıyordur. Hani uydur bir şey tamam. Ya konu. abi <laughs> elleri falan hiç kırışmamıştı. Ben duşta 5 dakika çok durayım ellerim kırış kırış oluyor. Kadın o kadar yüzüyor. Hala böyle pürüzsüz ser bütün cildi. <laughs> evet ince gecelikle e, yüzlerce <laughs> kilometre yüzler. Yani şimdi Bak mesela ben bilmiyordum. Çok büyük şey var <laughs> yani. Okyanus yani o geçtiği ha, şey. Deniz değil yani geçtiği yer. Atladığı yer okyanus. Ve okyanusun ucu. Valinor sol taraf, batı taraf. Ortada Numenor var ada olarak. Sonra doğuda da Middle Earth var. Orta Dünya var. İkisinin tam ortasında gibi Numenor. Baya mesafe var yani. yani. Ee, neyse işte yani burada Galadriel'in kusursuz bir karakter olması mesela sıkıntı. Ee, normalde birazcık daha kusurlu karakterler yaparsın ki dediğim gibi. Mesela Peter Parker niye bu kadar çok seviliyor Spider-Man'de? Çünkü birçok Amerikan genci kendini Peter Parker'ın yerine koyabiliyor. Parası yok. 3-5 işte ufak tefek fotoğrafçılık yapıyor. Para kazanıyor falan filan. Ondan sonra işte kötü bir evde oturuyor falan mesela bunlar hep şeydir eksi yönlerdir. E, bunları vermek gerekiyor, zaf zaf katmak gerekiyor karakterlere. Ya mesela Batman'in en büyük zaafı annesinin babasını kaybetmesi, yetim olması Hı -hı. E, gibi gibi mesela böyle ekstra şeyler var. E, dayak, yiyor yani, dayak yiyor yani Batman hani de dayak yiyor yani. Galadriel de belki dayak yiyecek ama yani e, bu şeyi mesela çok hakikaten yani sürekli haklı olması. Doğru bir şey değil. Mesela oraya gidip de Sauron'un izinden hiç rastlamasa ama dese ki ben içimden biliyorum. Hani böyle bir şey e, var. Evet denk gelmedim mesela ama e, belki çok sonradan önüne çıksa vesaire. O zaman dersin ki bak bu inatçı bir tip. Yanlış bile olsa üzerine gidiyor dersin ama yani hep doğru hep doğru e, biraz mantıksız oluyor. Ki biliyorsun yani Galadriel'in T buzul dağlara çıkıp da bilmem kaç kişiyle orada troll ile Murat'la savaşıp öğrendiği Sauron hala da hayatta bilgisini güneyde Arondir ineğin memesini sıkıyor içinden siyah su takıyor. <laughs> Aa diyor tamam burada kötülük var orklar var diyor. Halbuki bir güvercin uçursalar o kadar gitmesine gerek yok yani. Ee, tabii Aynen. ki bir olmaz. de abi bu elfler sanki uzağa görebiliyordu diye hatırlıyorum bu. çünkü Leonidas hep diyordu. gözlerim neler görüyor benim gibi. Legolas. Uzağa bakıyordu baya Legolas pardon. Leonidas. <laughs> Leonidas 300. 300 Spartalı <laughs> Legolas. Öyle bir hikaye vardı değil mi? Yani uzağa görebildiğinde. Evet tam gibi öyle, ötesini göremiyorlar bildiğim kadarıyla. Hani böyle bir Hı. alanda arazide baktığı zaman ama Galadriel'in yani başka insanların bilinçlerine bağlanma gücü falan var Fi filmlerde şeyler kitaplarda. Ee, i̇şte Frodo ile konuşuldu da Frodo Alan'a geldiği zaman onun olduğu yere yaklaştığı ha, zaman onu iyileştiriyordu anda... hatta yanlış hatırlamıyorsam. Frodo'yu iyileştiriyordu o... ya Frodo da başkasını mı iyileştiriyordu? Evet, evet Arwen yapıyordu onu Frodo'yu iyileştirme işi. Hmm. Filmde öyle. O da bir elf. O ha. da elf. Aynen, i̇şte benim ömrümden al ona ver falan diyordu hatırlıyorsanız. <laughs> hmm. ee... Aynen, aynen. Ee, birinci şeyim yani Galadriel'in bu kadar şey olması ee, ben şeye karşı diyeyim. Bu arada mesela şeyler hiç bana rahatsızlık vermedi. Yani rahatsızlık verdi de. Böyle şey olur mesela zenci cücü olması, zenci elf olması. Zenci elf güneyde çok kalmış biraz daha kavrulmuş falan dersin. Yine onun bir şekilde gidiyorsun Çünkü tam CIA'yı değil ama mesela işte, zenci hobbit falan bir değişik. Çünkü hobbitleri biliyoruz yani hepsi bembeyaz. Bunların ataları nasıl zenci olabilir yani? Çünkü onların ya atası işte ona Ya ona takılmıyorsun abi yani. Işte. Ama ha, ben tabii. de mesela bu durumu şöyle düşünüyordum. Yani hani dünyada da atıyorum bir milyar tane... Zenci insan var. Yani şöyle büyük bir yapım seyrediyorsun. Lan senin ırkından kimseyi koymamışlar. Dizide oynayan yok senden. Hani <laughs> biraz garip geliyor. O yüzden hani hakikaten hani hep diyorum ya işte dünyada atıyorum. Belki Çinli. Bak Çinli de yok mesela. Niye? As As Asyalı var mı dizide? Ben görmedim Yok. Asyalı. Asyalı Yok, da olsun. Gelir, gelir yakında mesela? gelir. Mesela? Ha, yani mesela değil mi? O da olsun. Yani sen illa şey Doğulular gelirse gelebilir. Doğulular gelirse gelebilir. Onu da yapsınlar. <laughs> Ki herkes mutlu olsun. Ha. Ben orada şeye bakıyorum. Bir tek oyunculuğuna bakıyorum. Şimdi gidip de mesela öyle bir şey filmi iptal ettirirler hatta ya. Batman görmüyor. Bat öyle bir şey Bat yapıyorlar. Uh -huh. Batman ya. İptal ettiler filmi değil mi? Yani evet hiç yayınlamayacağız. Çekiyorlardı. Gitti bitti film çektiler bitti iptal ettiler. Müslüman da onların Aynı. E, yönetmenleri bu arada o film yönetmeni. Yani işte tam, hani tam diversity mesela... yani. <gülüyor> sırf <gülüyor> ya sırf hani birini koymak için koyup da o kişiyle mesela oynayamıyorsam ona ben derim ki bak saçma hani bu şey gibi mesela hani şirkette de mesela çalışıyorsun diyorlar ya işte biz kadın yazılımcıları arttıralım diyorlar da sırf onun için mesela doldurmak için kontenjan bir şey yapıyorlarsa anlamsız ama hakikaten yani yok mu var abi İyi yazılımcılara bakıyorlar ona göre seçiyorlar burada da mesela ben takmam abi zenciymiş şeymiş diye iyi oynuyor mu hakikaten iyi oynuyor ben mesela hani sen bahsettin ya bu empati olayını ben mesela o adamla empati kurabildim zenci harfli. o adamın hı hı. yaşadığı işte zorlukla işte hem şeyi görüyorsun orada biraz da böyle bir aşk hikayesi var kavuşamama hı. hikayesi var. Çünkü hani evet. farklı ırktan olduklarından dolayı sana onu hissettiriyor adam hakikaten. Yani hani orada Hı -hı. işte kadının yüzüne bakması işte göz göze gelmeler ama bir türlü kendisine işte söyleyememesi vesaire aşkını hani ilan edememesi Onun tabi sebebi vesaire. var yani. Onu işte hissettiriyor insanla, sana. İnsanla elf'in aşk yaşamamasının sebebi şu elf uzun yaşıyor ve insanın ölümünü görüyor. Yani filmde de bunu çok güzel işlemişlerdi. Aragorn-Arwen ilişkisi var. Aynı zamanda Hı -hı. Beren'le Luthien var çok daha öncesi ona da geleceğiz. Celebrimbor ve Elrond tarafına geleceğiz. Elrond'un atası Beren'le Luthien. Zaten onun üzerine ayrı kitap var Beren'le Luthien diye. Yani Elf ve insanın hmm. aşk yaşaması yani legend olabilecek, efsane olabilecek kadar büyük bir olay. çünkü hani mantıklı değil bir insanla Elf'in aşk yaşaması. o yüzden hani ben, ben mesela insanla Elf'in aşk yaşamasına da o kadar hani takılmış değilim. sadece Yüzüklerin Efendisi lore'unu ön plana koyduğunuz zaman dizi e, birçok açıdan hiç loğu umursamıyor bile e, kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışmış. Bu da tabii ki özellikle işte kitabın dizinin işte filmlerin vesaire kitabın ve filmlerin hayranı olan insanları çok batıyor. Bu da çok normal bir şey. Ama mesela kitapları okumamışsan, e, filmlerin de öyle çok hayranı değilsen falan mesela seyretmesi çok keyifli. Özellikle olan ne biçim prodüksiyon bu? mekanlara bak falan demek için bile. Seyredilecek bir Kesinlikle. dizi. Kesinlikle. Onun dışında mesela Kesinlikle. şeyler falan yani şimdi elflerin olduğu yer e, oraları mesela güzel yapmışlar. hayal elflerin olduğu yeri. E, ve şey e, işte Elrond'u mesela biraz orada e, yine zayıf şey göstermişler. Genellikle bu tarz böyle işte Vogue diye tabir edilen e, tayfanın yaptığı dizilerde erkekler ekstra güçsüz kadınlar ekstra güçlü olabiliyor. Biraz Yüzüklerin Efendisi'nde onu gördük. E, başka yapımlarda da görmüştüm yani. E, erkekler tek tek ortadan kalkıp şey oluyordu işte. Kadınlar daha güçlü oluyordu vesaire. Yine ben yine orasında da değilim bu arada. Güzel bir hikaye olarak anlatırsan bunu da bir şekilde yedirebilirsin. Ee, Elf Diyarı ile ilgili konuşuyorduk. Yine orada biraz Feyan oradan falan bahsettiler. Yine Silmarillerden bahsettiler. İşte Celebrimbor var e, bu demirci vesaire. Ama mesela orada hadi Moria'ya gidelim falan diyorlar. Sonra bir anda Moria'nın kapısında beliriyorlar. O dolmuş mu hey kapı abi? Şimdi yine haritaya açıp baksınlar. Bir Lindon bir kişi nerede? Yani Lindon nerede? Kazatdum nerede? Yani mavi minibüse ya mi bindiniz abi? Bir de elfler öyle. Bunlar şey elf değil abi. Böyle bildiğin low level elf değil. Bunlar bayağı yani kralla falan görüşen, krala danışmanlık yapan elfler. Şimdi bunların böyle 120 tane falan elfle atla birlikle falan gitmesi lazım. Ya en azından ha. şunları atla ha. binerken ve alttan inerken göster tamam mı? Yolculuğu göstermene gerek yok. Abi herifler kameranın yanından yürüyerek geldiler böyle. Abi burası da kapısıymış diye. Sonra Elrond'u içeri aldılar. Kelebi Mori dedi ki tamam o zaman ben gidiyorum. Ne, ne yaptın abi? şey Köy kahvesinde mi gittin arka taraftaki? Döndü arkasına gitti <laughs> abi herif. Ya bu adamları böyle <laughs> o şey, kadar saksı muamelesi ya. yapamazsınız <laughs> yani. Hani... <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> ona hakikaten ben de şaşırdım. Ya şeyi düşündüm abi. Birincisi ben orada mesela işte tam bilmediğim için haritayı <laughs> Yani dedim herhalde yakın herhalde dedim bir şey Yo, gibi işte, yani Almanya Belçika gibi bir şey Çizimi herhalde çiziyor yolu. Lindon dediğin yer Kuzeybatı şey tam ortada orta dünyanın ortasında yani şeyler. Abi hem bir de iki kişi nasıl gidebiliyorlar atıyorum yani yolda bunlara kimse denk gelmiyor önünü kesmiyorlar mı haraç falan kesmiyorlar mı abi i̇şte yani. O yüzden zaten nasıl yani? Geliyorlar yani, iki kişi? gitmeleri onu doğru. anlamadım. Ha bir de kralın görevlendirdiği bir iş için gidiyorlar hani adam kendi hani kank, kankimi göreyim Keyfine diye de gitmiyor yani adım bu bir şey yapılacak yani cüceler <laughs> Aynen. çok hızlı inşa yapabiliyorlar hani gidelim onlardan bir akıl alalım diye gidiyorlar ee, ve tabii içeride hani çok güzel kazattım vesaire görüyoruz hani onları çok Oo, güzel mekan tabii asansör, süper. asansöre çok takılmış insanlar asansör olmazdı orada diye ve ona yine ben dediğim gibi takılmıyorum Yani yapmışlardır diyorum ee, işte mitrili falan çok ufak gösterdiler mitrili bulmuşlar vesaire zaten sonra o çok fazla kazmak cücelerin sonu olacak ileride ee, Balrog'u keşfedecekler kazdıkça ee, zaten filmlerden hmm. biliyorlar o yüzden hani çok da şey yapmayayım. Hani ee, Disa prenses Disa falan mesela tam böyle şey Türk kadını gibi yani değil mi? Gelin size bir börek açayım der gibi. Abi <laughs> Aa, çok hoşuma yeme gitti benim o ya. Kesinlikle yemeye kalıyorsun göndermem falan ha, diye. Hani. Ee, adamla kadın sürekli itişmesi böyle. falan e, Çok böyle... hoş. Ben bayıldım ikisinde oyunu. Amca ile teyze izleyelim. gibi <laughs> seyrettim yani oraları. E, oralar fena değildi ama dediğin gibi yani böyle ufak tefek mantık hataları olmasa yani mesela şey çok acayip yani bu harfutları anlatıyorlar orada da bu arada e, kadın sen ve kadın Frodo var bir tanesi burnunu her şeye sokan ve maceracı bir e, hobbit ötekisi de tıknaz e, sürekli korumacı vesaire dışarıya karşı mesafeli e, hakikaten yani Frodo ile Sam'in kadın versiyonlarını yapmışlar e, orada mesela şey var yani şimdi Zenci Hobbit var işte gökyüzü çok değişik falan diyor. Sonra böyle hayvan gibi meteor düşüyor böyle. Bakıyorlar. Herkes görüyor meteoru. Dünya, güneydeki de görüyor. Kuzeybatı'daki, Lindon'daki elfler de görüyor. Hayvan gibi bir şey herkes görüyor. iniyor abi köyünün yanına düşüyor. Oğlum bir gitmez misin lan? Hiçbirine Sen <gülüyor> 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 Lan dur köyün... Lan benim şurada yıldırım düşse camı açıp bakıyorum. Birisine falan düştüm yıldırım. Bir yardım lazım mı diye. Ulan gökten meteor düştü. Sanki her gün olan bir şey. Ondan sonra bu iki tane <laughs> yaramaz hobbit gidiyor ona bakmaya. Ondan sonra, sonra adamı da bir arabaya koyup köyün ortasından dangır 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 ha. böyle geçiriyorlar. Ve kız ortadan kayboluyor. Ulan bu kız nerede diyen yok. Bunlar niye hala da ertesi gün olmuş yine bakan yok. Ulan buraya meteor düştü. Hani biz, <laughs> bizim bizim yazlıkta bir tane <laughs> bekçi vardı. Bir gün gece kalkmış devreye gezerken elleri tüfek var. Ee, bir hışırtı duymuş çalıklardan. Kimsin demiş. Ses gelmemiş. Sonra hışırtı devam edince kimsin demiş. Üçüncü kez kimsin deyince çıkartmış tüfeği, ateş etmiş. Sonra gitmiş yatmış, uyumuş abi. Ya insan vurmuş olabilirsin <laughs> orada. Şey, i̇nek vurmuş abi adam, tamam mı? Ertesi gün gidip bakmış. <laughs> Ama yine ertesi gün gidip bakmış abi. <laughs> hani... Hadi korktu diyelim gece gitmekten vesaire başıma bir şey gelir dedi. Ya insan bir merak etmez mi ya? Yani böyle hani bu kadar fazla kalabalık bir senaryo ekibinin içerisinde böyle oldu da bitti tarzı senaryo olunca insan tabii biraz şey oluyor yani açıkçası. bunları çok daha rahat bağlayabilirler. Çok uzun mesela gereksiz diyaloglar koymak yerine bu bağlantıları daha iyi yapabilirler diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir fark var. Mesela zaman çarkını çok gömdük. Gömmemizin sebebi iyi bir zaman çarkı dizisi olmasının dışında, yani hiç bilmeyen bir seyredtiği zaman da güzel bir dizi değildi. Yani hiç Aynen. zaman çarkı alakası olmayan birisi bu neymiş diye açsa ya CGI kötü kötü falan rezalette. Onun dışında hikaye de yani mantıksız hikaye tatarsızdı. de yoktu yani. Aynen. Ee, yüzük En Efendisi'nde mesela bu o kadar değil yani hiç yüzük En Efendisi alakası olmayan birisi bu diziyi seyrederken keyif alır mı? Bence alır. Ee, o yüzden de hani o konuda çok bu kadar aşırı derecede gömme yapmayacağım ama biraz Yüzük Efendisi lore'u bak çok az okudum yani Silmarillion'un yarısına kadar okudum. En azından dünyanın nasıl oluştuğunu, elflerin nasıl olduğunu, cücelerin nasıl olduğunu falan biliyorum. Diziyi seyrederken olan bunların hiçbirisi böyle değildi diyorum. Ya bir deli hayran olanlar kendilerini yumrukluyorlardır diye düşünüyorum yani. <laughs> ee, tabii bir de şey tarafı da var yani şimdi e, böyle dizi yapıp Tabii ki de Amerika'da saldıran insanlar olacaklar yani diziye. Ve hemen şimdi işte bize diversity'den vazgeçmeyeceğiz falan diye böyle açıklama yapmışlar. Bence dizinin problemlerinin hiçbirisi diversity ile alakalı değil yani. E, bütün problemler. Birincisi o işte gereksiz politik Amerika'nın, Amerika'yı ve Amerikalıları ilgilendiren politik mesajların verilmeye çalışılırken senaryonun harcanması. E, o çok büyük bir problem. Onun dışında yine genel olarak hikayenin de çok böyle şey olmaması, oturaklı olmaması. Hı hı. E, mesela şeyden çok net anlaşılıyor. Kadın evine bir tane ork geliyor. Normalde kadın şifacı. Hı. Yani hı hı. ot karıştıran bir kadın. Herhangi bir strength puanı sıfır yani kadının FRP tabiriyle. Strength yok yani kadında. Ama nasıl oluyorsa işte oğlan uçuyor, asıyor falan, hançer saplıyor, kafasını uçuruyor. Orkun bir anda kadına böyle bir iman gücü geliyor yani nasıl bir şeyse. O anda kafayı Ama orada biraz yapıyor. şey, ya. Orklar biraz aptal değil mi? Ya yani, ya yani aptal çok da yani, yani, goblinler biraz da aptal ama orklar o kadar aptal değil yani. Ee, hmm. bir de şey değil abi yani. E, rahatlıkla şey yapıl yani, mesela orada ya işte Arondir'in gelip ya da başka bir elf patronun gelip yardım etmesi ya da kadının gidip mesela yardım çağırması ya da başka bir şeyle yani zeka ile mesela karıştırdığı bir poşunu hmm. asitli bir şey mesela suratına atarak falan öldürmesi. Böyle bir şeyler yaptı ama sanki. Attı, Öldürmedi ama toz attı, sanki. kırmızı oldu şey. Ee, kırmızı biber <laughs> evet, evet aynen ama o etkilemedi. Mesela öyle bir şey yapsa o bence daha doğru bir empowerment yöntemi. Şimdi bana hmm. burada şey diyor diyebilirler tabii de yani. yani hani bence anlayan anladı yani benim söylemek istediğim şeyi. <laughs> ee, bu şekilde <laughs> verirsen daha inandırıcı olur onu söyleyeyim. E ee, mesela ya da bunu anlatacaklar, diyecekler ki bu kadın aslında bilmem kaç sene kılıç eğitimi aldı bilmem kimden vesaire vesaire. Hmm. Mesela zaman çarkında onu çok iyi verir. Mesela Rant karakteri seçilmiş kişidir. Ama e, bir anda kılıcı verdiğin zaman elini kullanmasını bilmez. İlk ölüm, hmm. öldürdüğü mesela yaratığı yanlışlıkla öldürür, istemeyerek öldürür ve onun da çok ciddi e, acısını çeker yani. Yaratık öldürmesine rağmen onun şokunu atlatamaz ve daha sonra böyle bir seneye yakın kılıç eğitimi aldıktan sonra biraz biraz kılıç kullanmaya başlar. Yani bu işler birazcık daha inandırıcı olmalı. Ee, i̇nandırıcı olmayan <laughs> çok nokta vardı özetle. Ama bana sanki hani kadının dul olması sanki biraz bana zaten biraz güçlü imajı çizdirecek orada. Kadın Sauron'la evli zaten. Yani. Öyle mi? E tabi çocuk Sauron'un kılıcını çıkarttı. Yerin altından öyle kılıç çıkar mı yani? Babamın kılıcı babamın <laughs> kılıcı dedi Sauron'un kılıcını çıkarttı. Yani ben öyle anladım. Bilmiyorum. Çocuğun bilmiyorum pijamasının ki. üzerinde de Sauron'un işareti vardı. Sauron'un logosu bilmiyorum var ya. Ben film, öyle dikkat etmedim. Çocuğun kıyafetin Hiç üzerinde Sauron'un logosu var. Muhtemelen aile logosu falan gibi bir şey olabilir. E, muhtemelen esmer bir adam. Çünkü çocuk esmer. Muhtemelen hatta Galadriel'in denizde karşılaştığı adam Sauron olabilir. Böyle spoiler vermeyeyim de yani bilmiyorum çünkü ne olduğunu da. Yani esmer bilmiyorum, bir adam olduğu Söylediklerin çok kafama yatmadı. <laughs> çünkü adam şey dedi. Tamam, ben güneydeydim dedi. Olabilir. Orklar saldırdı. Ben kaçtım dedi gemiyle dedi. Siz nereden geldiniz diye soruyor ya Galadriel. Ben de hmm. orklar saldırdı dedi. Ben de de oradan kaçtım. Ya benim tahminim tabii bu. Belki de olmayabilir. Mesela i̇şte gökten düşen Bilmiyorum. adama da Gandalf falan diyorlar. Hiç Gandalf olma ihtimali yok. Eğer Lore'a sağlık kalacaklarsa Gandalf daha 3. çağda geliyor yani. Ee, zaten Bilmiyorum. şey o ateş böceklerin ölmesiyle hani kötü lükte taşıyan birisi olduğu belli yani. Ama bana Sauron'da şey... değilmiş gibi geliyor. Sauron değil de öteki Saruman mıydı? Ha Saruman olabilir evet. Ee, Saruman ha, olabilir. Bana sanki o da doladırmış gibi. Çünkü ya, Ama e, işte güzel yücel yani. Yücel hani böyle da dizinin seni, da sana her şeyi vermemesi güzel böyle. Hani biraz seni <laughs> ya bu o mu bu bu mu falan diye böyle hani düşündürmesi ve bu sayede hani biraz daha meraklı oluyorsun bir sonraki bölümde acaba bu ortaya çıkacak mı gibisine. O hoş bir şey. Bence... Söylediğim bence şeyleri de e, sorunları da bence onlar da okuyordur diye tahmin ediyorum internetteki yorumları. Hani güzel yanı dizinin 5 sezon önümüzdeki sezonlarda muhtemelen belki biraz daha şey yapabilirler dikkatli olabilirler o tarz detaylara. Evet. Ya şey Amazon mesela zaman çarkında onun çok şey yaptı. Görsel olarak güzel sahne yapacağım derken mantığı tamamen çöpe atıyorlar. Mesela dizinin hmm. başında şey var. Galadriel Mifer <laughs> tepesi var. Abi bu Mifer tepesini kim dizdi yani? Elf miğferleri var ya bir tane daha miğfer ekliyor böyle bir tane Ha 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 ha. Abi o, onun üzerine çıkıp şey Fırlattınız mı abi yukarıya miğferleri nasıl şey yani. Yatay koysanız da. Spartal'da da yapmışlardı ya. Abi yani mesela sinematografi yapacaksın eyvallah da yani böyle mantık şeylerine girmeye gerek yok. Bilmem ne şey diyecek şimdi çok kıl tüy şeyleri gömdünüz diyecek ama. E, yani... Yok ya görmedik bence yani sadece basit şeyleri ve ona rağmen izlenebilir bir dizi. Yani tabii tabii ben, ben izlerim. Hala izlemeye yani. devam ederim. Ben, çok, ben mesela çok daha zaman kötü kötü bir şey zorla izliyordum. Yani mesela Yok, çünkü mesela Shi Halk falan gibi facialar çıktı yakın zamanda. Yani Shi Halk'tan ben birkaç sahne gördüm. O yani acayip saçmaydı yani. Hani o tamamen şey yani böyle vok bullshit yani. Yani hiç hiç mi <laughs> hiç mi senaristik dersi almadınız yani? <laughs> Yani böyle bir sürü saçma sapan sahnenin bir araya gelmiş şeyi. Ee, o çok kötüydü yani hakikaten berbattı yani. Öyle bir şey değil. Mesela ben çok kötü bir şey bekliyordum öyle söyleyeyim. Ee, fragmanlar da çok iç açıcı değildi çünkü böyle pop müzik falan vardı arkada garip ben garip. Çok şey yapmıyorum açıkçası. Umurumda değiliz. izlemem muhtemelen şeyden. Neyse işte bu Elrond'un dolmuşla gitmesi, Galadriel'in 800 kilometre yüzmesi falan gibi böyle anormal saçma şeyler. Ya çok takılma. Hani hakikaten böyle şey oluyorsun da lan nasıl geldiler bir anda diye düşünüyorsun ama çok şey yapmıyorum ya. Yani. Fantastik ya günün sonunda. <laughs> Abi işte <laughs> fantastik. Var. vardır diye düşünüyorsun. Mesela, mesela niye Harry Potter'ı bu kadar çok seviyor insanlar? Çünkü bir inanılabilirliği var. Yani diyor diyor ki sen diyor muggle olduğun için Bunları zaten göremiyorsun diyor. Hogwarts'ın olduğu yere falan yaklaştığın zaman aklına önemli bir işin geliyor, dönüp gidiyorsun diyor. Tamam mı? Tılsımlı diyor. Sen diyorsun ki, ulan hmm. hakikaten ben Muggle'sam böyle bir dünya var olabilir. Böyle büyücüler de var olabilir. Ben haberdar olmayabilirim. O zaman diyorsun ki, ulan acaba böyle bir dünya var mı? Bu bir inandırıcılık şeyi. Böyle anlatırsan olayı. Okuyucu der ki, ya hakikaten bizim dünyamızda böyle bir büyücü dünyası da olabilir der ve ona göre mesela kafasını oturtur. Ama sen dersen ki bu 800 kilometre yüzebiliyor ve bunu hiçbir şekilde açıklamazsın, o zaman işte o kopukluk kaliteyi düşürüyor. Çünkü insanların kafasında o sorular geliyordur yani dizii seyrederken. Bu nasıl oldu? Şu nasıl oldu? derken senin o boşlukları doldurman tamam. lazım. Ee, tamam. Yani şu an mesela efsanevi diz mesela Severance'ın mesela bu kadar iyi olmasının sebebi, e şuradan kaçar falan diyorsun, sonra oradan kaçmaya çalışıyor karakter. Onun öyle olmadığını anlatıyor sana dizi. Yani senin kafandaki soru işaretlerini orada... tek tek gideriyor. O zaman ne oluyor? Sen orada. inanıyorsun böyle bir e, dünyanın var olabileceğine. Fantastik korku da bu önemlidir yani. Doğru. Hak verdim. <laughs> Eklemek <gülüyor> e, istediğim başka bir şey yoksa ben baktım. Yani zaten 23, bir saati 24 bulduk 24 neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, şu noktadan itibaren şey yapabiliriz. E, spoiler spoiler'ları atlayan arkadaşlara e, yön verebiliriz hatta onu ben şöyle not olarak evet. Ben şey yaptım 30 aynen dakikalarını şey yaptım. Hı hı. Ee, buradan tekrardan biz Apple Apple'la başladık. Gene bir Apple konusuyla konuşup bölümü <laughs> şey yaparız dedim. Senin eee bir istediğim bazı bir uygulamalar yapacağım. var. Ee, bu dynamic island meselesi yani, Wow, inanılmaz falan dedi. Böyle ilk görününde ben de dedim ya güzel düşünmüşler hakikaten. Eee çünkü böyle interaksiyon modelleri, human-computer interaction şeyleri falan güzel oluyor yani. Uzun zamandır da çok görmediğimiz şeyler. Ama sonra düşününce bana çok da şey gelmedi ya. Böyle aşırı kullanışlı bir şey gibi gelmedi yani. Display olarak kullanışlı Vallahi. bir şey de interak interaksiyon olarak çok kullanışlı gelmedi. Birincisi yukarıda abi. Ee, yukarıda ha. olması. Aynen. E, ben parman... de hiç düşünmedim açıkçası. Dokunma olayını düşünmedim ki zaten dokunmada da sıkıntı var. Yani hani... Hı -hı kamera olduğu için orada çok az bir dokunma var. Sadece kameraya olmuyormuş. Diğer tarafları algılıyormuş. Çünkü parmağının da sonuçta bir genişliği olduğu için üstüne altına Hı -hı. dokunma olarak algılıyor. Onun hassasiyetini arttırmışlar. <laughs> Ama şey varmış mesela MKBHD bir inceleme videosu koymuş. Orada şey var. Başka app'lerin de mesela timer falan başlattın. Normal app'in gösterdiği için yanında bir yuvarlak minik yuvarlak olarak timer'ın da statüsünü falan görebiliyorsun ve basınca timer app'ini açıyor. Şimdi onlara Aynen. basmak falan biraz zor. Bir, ikincisi sadece siyah renk. Yani bu sefer ne oluyor? Bir sürü bildirim ve status update'in tasarımı sadece siyah background'la kısıtlı kalıyor. Orada da bir customization eksikliği var. Hmm. Ee, ben çok aşırı fazla kullanılacağını olmazsa olmaz bir özellik olacağını düşünmüyorum bunun. Biraz Apple'ın touch bar'ı gibi yani kullanım alanları var. Oo güzel yok. hoş. Bence Ben öyle düşünüyorum. Uh -uh ben e, buna katılmıyorum. Düşündükçe, düşündükçe ya, yat, bar... yatmamaya devam ediyor yani öyle söyleyeyim. Yok taç var. Taç var bence bir felaket hakikaten hiç kullanışlı yok. Evet ben çok taç var kullanmadım. Ama yani burada de mesela de egzajer etmiş olabilirim yani. Bilgi göstermek amacıyla muazzam bir kullanışı var. Çünkü yani şu anda işte mesela telefonu sessize bile alsın böyle kocaman bir şey çıkıyor. Orada bayağı sen yer kazanıyorsun. Ekranda daha Hı -hı. şeyi şey görebiliyorsun. İşte maç takip edilir işte navigation, hani bir sürü şey bence çok e, yakışır oraya ve a, hani dediğin gibi interaction için değil ama hani information alanı için bence muazzam. Interaction'da da bence insanlar çok farklı şeyler deneyecekmiş gibi geliyor. Çünkü oraya dokununca açılan ufak hani menü, interaction alanı, sen belirleyebiliyorsun işte ne kadar Hı. olması gerektiğini falan. Bence oradan çok yaratıcı işler çıkacak. Hani böyle nasıl diyeyim? biraz cool bir özellik. Hani böyle olmaz olmaz bir özellik değil ama cool bir özellik ve bayağı şeyler bence. App'ler biraz şey yapacak, yarışacaklar. Ben düşünüleceğim. O zaman developerları oldu. Çünkü edeceğim. şimdi Live Activities API <laughs> var. Sürekli ekranı duran bildirimler var aslında. Maç, skoru takili işte vesaire için. Aynen. Ee, muhtemelen işte iPhone 14 Pro olmayan cihazlarda Live Activities'i hmm. kullanıp iPhone 14 Pro olan cihazlarda hem Live Activities opsiyonunu hem Dynamic Island opsiyonunu vermek gerekecek olan yine Apple developer'ların oldu yani. <laughs> Ama ben hakikaten yani hoşuma gitti yani. E, çok yeni bir şey, inovatif bir şey yani. Hani UI alınan. Ben o kadar inovatif, inovatif olduğunu düşünmüyorum Görme... bilmiyorum yani. Görmediğimiz zamanla, bir şeyler. Zamanla daha az kullanılacağını da düşünüyorum bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Belki de yanılırım. Göreceğiz. Göreceğiz. Ama senin bunun dışında sevdiğim bir şey de oldu bu hafta. Ya evet, şimdi bunu konuyu birazcık konuşmak istiyorum ben. Şimdi e, Macintosh'ta biliyorsunuz yıllardır süre gelen bir kaliteli yazılım şeyi var. Yani Mac'te kullandığımız yazılımlar özellikle bu 2010'la 2018-19 arası daha böyle şey çıkmamışken işte View Controller'lar, işte iPad App'ini Mac App'i yap, Catalyst o teknolojinin ismi. Ya da işte Swift UI ile Mac App'i yap gibi şeyler çıkmamışken biz gerçekten böyle pahalı ama parasını verdiğin zaman da böyle sonuna kadar senin çok işini gören, yardımcı olan, her tarafı kalite kokan, arayüzü falan çok muntazam, düzgün Mac App'leri kullanıyorduk. E, Zaman artık bu tarz böyle Mac App'i yapan firmaların, ekiplerin sayısı azaldı. Gittikçe artık işte startuplar vesaire de kendi web app'lerini bir elektronun içerisine gömüp mesela Mac App'i diye veriyorlar. Ve yani bunu daha önce de zaten konuşmuştuk. Hem Mac'in çok ciddi sistemini yiyor hem de o kaliteyi alamıyorsun yani web olduğu. Ben mesela comment click yapıyorum dinerde yeni pencere açıyor. Çünkü command click yeni tablo açma komutu olduğu için ama da ile seçmek istiyorum birden fazla elemanı. Yok. bastığım hı hı. zaman o tıkladığım şey bir linkse yeni bir lineer penceresi açıyor gibi mesela böyle eksiklikler var. Şimdi benim çok uzun zamandır çok beğendi beğenerek kullandığım CleanShot X diye bir tane program var. bir Mac uygulaması. Bunlar mesela direkt AppKit'in Apple'ın birebir arayüz elemanlarını da kullanmıyorlar. Biraz custom interface'leri var ama her şeyi çok iyi düşünülmüş. Ve bütün feature'ları mükemmel çalışan bir uygulama. Ee, bir screenshot uygulaması var. Yani ekran kaydı alabiliyor, screenshot alabiliyor. Ee, böyle ekstra özellikleri de var. Hani bu da mı varmış, şu da mı varmış dediğin. Ee, ve hatta ben kanalımdaki o eğitim videolarını falan hep screenshot'la kaydediyorum. Hmm. Hep screenshot üzerinden kaydediyorum. Ee, çok kaliteli de kayıt veriyor aynı zamanda. Bayağı başarılı. Tavsiye ederim. Şimdi tabii bu tarz böyle şeyleri görünce e, iyi App geliştirmeye hassas o konuda tecrübeli ekiplerin yaptığı işleri görünce geçen CleanShot'ın yenileme zamanı gelmişti. E, yenilemezseniz update alamıyorsunuz ama yenileme tarihinize kadar olan updateleri yükleyebiliyorsunuz gibi bir durum var. Sitesine girdim, sitesinde Pixel Snap diye bir uygulama gördüm. E, tıkladım, bu Pixel Snap şey yapıyor. Çalıştırdığın zaman ekranda objelerin üzerine getirdiğin zaman onların piksel sayısını veriyor sana. Bir mesela tasarım geldi. Figma'da inceleme şansın yok ya da bir tasarımı imite etmeye çalışıyorsun. Direkt mesela mouse'u iki eleman arasına getiriyorsun. O piksellerdeki renk farklılıklarından onların ayrı objeler olduğunu anlıyor. Ya da mesela tıklayınca onun buton olduğunu anlıyor. Direkt şekli falan seçiyor. Sana direkt boyutlarını veriyor. Piksel boyutlarını veriyor. aralarındaki mesafeyi falan ölçüyor gibi böyle bir sürü şey var. cetvel i̇şte falan koyabiliyorsun. bir tasarımı özellikle review ederken çok işe yarıyor. Yani her şey hizalı mı düzgün. Çizgi falan çekebiliyorsun ekranın üzerine. Çok Aa, güzel, güzel bir program. Evet evet fikri gördüğüm anda zaten direkt dedim ki bak bu adamlar yapıyorsa kesin çok iyi bir uygulamadır dedim. Ve hiç gözüm kapalı düşünmeden satın aldım ki 30 dolar mı 40 dolar mı ne bir fiyatı var. Ucuz da bir uygulama değil. Ee, ve hakikaten çok da güzel bir uygulama çıktı yani. O yüzden bu şeyi birazcık konuşmak istiyorum. Yani artık kaliteli Mac App'leri gittikçe azalıyor. Apple da bu arada o tarafta <laughs> AppKit tarafında her sene SwiftUI'ye 500 tane özellik getiriyorsa AppKit'e 5 tane şey getiriyor yani. E, AppKit mühendislerine de acıyorum Apple'daki. Çok fazla e, itibar görmüyor. Ama şu an bizim kullandığımız app'lerin büyük çoğunluğu, yani kaliteli app'lerin büyük çoğunluğu AppKit'le kodlanmış. Zaten bir uygulamanın e, AppKit'le yapılıp yapılmadığını daha biraz böyle bir 10 saniye kullandığımı anlıyorsun. Catalyst app'i falan mesela iPad app'ini Mac'e çevir falan tam bir fiyasko yani. Sürekli crash oluyor. Saçma sapan kaynak yiyor. Ara yüzler pencereyi bir büyütüyorsun. Aşırı saçma sapan şeyler oluyor. E, hatta artık işte katalist app'leri pencereyi büyütmene izin vermemeye falan başladı. E, gibi durumlar var. E, Swift SwiftUI'nin de e, bir sürü limitasyonu var. Özellikle işte liste implementasyonu falan Swift UI'nin Büyük listelerde çok sıkıntı çıkartıyor. O yüzden Hı -hı. de olabildiğince böyle ben mesela çok seviyorum AppKit'le uygulama geliştirimi. Daha önceden geliştirdiğim birkaç tane uygulama oldu. Müşteri işi oldu. Mac App'i yapmıştım. E, bambaşka bir dünya ama çok da keyifli bir dünya. E, i̇nşallah o şeyi kaybetmeyiz yani. E, kaliteli Mac yazılımı yapan firmaların şeyini kaybetmeyiz. Mesela Mac App'leri niye bu kadar pahalı diye merak ediyor insanlar. To Do App'i yapıyor. 950 liraya satıyor. İşte Mac App Store'a bir giriyorsun. Zaten kurda uçuk olduğu için böyle de deli fiyatlara gidiyor. Onun sebebi tamamen şey işte yani. Mac yapmak çok kolay bir şey değil ama iyi yapmak özellikle e, çok emek isteyen bir şey. O yüzden de o emeğin karşılığını mutlaka istiyorlar. E, <laughs> burada böyle iOS geliştiricisi falan dinleyenler varsa biraz böyle AppKit'le bir şeyler yapmaya baksınlar isterim. Hatta ben bir benim YouTube kanalını bu arada tekrardan e, video hazırlamaya başladım. Yeni videolar gelecek o seriyi tamamlayacağım yani Swift UI serisini. Oraya belki bir Mac app geliştirmeye ilgili de böyle bir 8-10 videoluk en azından böyle e, Biraz iOS app'i geliştirmiş birisinin ayakları üzerine tut tutacak kadar e, bir anlatım yapmayı düşünüyorum. E, umarım daha da böyle artarak e, bu Mac yazılımlarını ayakta tutmaya devam ederiz. Hı hı. Ya şey konusuna katılıyorum abi hakikaten bazı uygulamalar benim de çok hoşuma gidiyor. E, en son ben geçen hafta mıydı e, Coco Heads Hamburg meetup oldu. E, bu iOS geliştiricilerinin topluluğu. Evet, iOS Mac gittim. aslında Cocoa Mac geliştiricileri de. arasında başladı. Sonra iPhone çıkınca iOS'çüler de aldılar aralarına. Cocoa hmm. çünkü Mac'in eee hmm. programlama Framework. framework'ü. Aynen. Yani AppKit'in de içinde Aa. bulunduğu framework'ün tamamına Cocoa deniyor. Ha, okey. Onu bilmiyordum. Orada mesela şans eseri böyle konuşuyordum böyle iki kişiyle. Konuştuk konuştuk işte dedim nerede çalışıyorsun falan deyince adam şey dedi language tools'ta çalışıyoruz. Ya dedim ben biliyorum bu uygulamayı geçen bölümlerden bir tanesinde bahsetmiştim işte hani Hı -hı. İngilizce yazı yazıyorsunuz bilmiyorum başka dillerde Türkçe falan da vardır. Senin gramer hatalarını işte şurada şu kelimeyi kullan falan gibisine şeyler veriyor. Orada çalıyor, çalışıyoruz dedi hatta daha sonra öğren bir tanesi tasarımcı bir tanesi de React uygulamasının ön webde React yazıyormuş. Bunların native e, uygulaması varmış e, Mac'te. Bana dedi ki "Biz de, de Mac developer arıyoruz." dedi. "Bulamıyoruz." dedi. "Hiçbir yerde yok." dedi. O yüzden dedi, biz dedi geldik dedi etkinliğe. "Recruit edelim." diye burada hani insan hmm. bir süre e, iOS bilen insanlar var. Onları tavlayalım, gelsinler bize Mac uygulaması yazsınlar." diye. Hakikaten çok hoşuma gitti yani. Orada hani şey anlayabiliyorsun yani. Benim gözümde açıkçası ya ya herhangi mesela bu, bu tarz şeyler nasıl diyeyim essential tool'lar diye geçiyor. Yani senin Hı -hı. hakikaten üretkenliğini arttıran, profesyonel anlamda kullanacağın, yani parasını acımayacağın tool'lar. Hani bu tarz uygulamalar native olarak yazılması açıkçası beni çok mutlu ediyor ve senin de dediğin gibi şey yapmıyorum yani umursamıyorum harcadığım parayı çünkü işime katkısı var, bana Hı -hı. katkısı var. Bir şeyleri kolaylaştırıyor, bir şeylerin kalitesini yükseltiyor. Ve böyle, böyle uygulamada native olunca zaten inanılmaz akıcı oluyor. Mesela ben Figma'yı sevmiyor olma nedenim yani böyle mesela Sketch'i ben çok seviyordum. Niye? Sketch native bir uygulamaydı değil mi? Hı hı. Yani o akışkanlık şey falan hakikaten hissedebiliyorsun. Yani çok kolay bir şeyler yapıyorsun. Bir şey yapmak istiyorsun mesela anında yani aç değiştir kapalı yani bir dakikada falan istediğin değişikliği yapabiliyorsun. Figma'da öyle değil yani bir şeylerin loading olması gerekiyor. Bekliyorsun yani o şey loading olsun diye falan. Ve hakikaten kasıyor falan böyle hissediyorsun yani ağır çalıştığını hissediyorsun nasıl react native uygulamalara e, telefonlarda böyle hissediyorsun akışkanlık yok yani mesela git yani o react native'de yapsam bilmiyorum o kadar alışkan akışkan olur mu işte Hı -hı. bu dynamic island hani o animasyonları o kadar detaylı yapabilir misiniz pek sanmıyorum belki yapanlar vardır da hani onu uygulamanın içerisine koyduğun an şişebilir yani. Hani belki ayrıca yaparsın falan filan da. Ama işte neti uygulamalarda böyle şeylerin hiçbirine denk gelmiyorsun abi. O yüzden ben çok seviyorum. Ama işte maalesef elektron denilen bir lanet bir teknoloji var. Herkes kullanıyor çok basit olsun diye ama öyle olunca da abi işte hiç şey yapamıyorsun. Yani ben bilmiyorum elektron olup da paralı olan bir uygulama var mı elektron uygulamaları genelde işte Slack'tır, Spotify'dır. E, hani Kullanıcı için, evet. e, için yapılan aslında hani paralı olmayan uygulamalar normalde hani ne bileyim aboneliği paralı ama hani uygulamaya para vermiyorsun o tarz evet. uygulamalar zaten genelde e, paralı oluyor yani işte ben Reader uygulamasını kullanıyorum yani hem Mac'de parasını verdim hem iPhone iOS'ta parasını verdim. Peki mükemmel yani. Uygulama muazzam bir uygulama. Yani ben elim ayağım yani benim şu an ben bütün şeyi takip edebiliyorsam genel olan şeyleri takip edebiliyorsun reader sayesinde takip edebiliyorum. Çünkü o, hani, o akışkanlığı, animasyonları hemen sing olması mesela mkp ile falan filan yani inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Adam senden sadece bir kere para istiyor. Yani bitti. Abonelik değil bir şey değil hakikaten. Hı -hı. O yüzden şeyi de söylemek gerekiyor. Yani tamam eee geliştirmek zor ama karşı geliştirince iyi bir uygulama geliştirince karşına alıyorsun orada tek bir şeye bakıyor John Gruber senin uygulamanın hakkında bir tane blog yazısı yazarsa kendi sitesinde patladın gittin yani hakikaten. Evet evet 200 ha, bin download falan. Aynen direkt yani chat diye çünkü o bayılıyor çünkü developerlar biri bahsedince falan patlıyor yani adam mesela bir tane çok basit şeyleri de hoşuna gidiyor böyle çünkü deneyim manyağı bir adam. Apple'cı olduğu için bir eklenti çıkıyor mesela. Hemen çat eklentiyi bahsediyor bu patlıyor gidiyor eklenti yani. Bir numaralarda falan filan. Kendi Hakikaten... de vardı bir ara. Böyle şeylere aynen böyle böyle şeylere çok özen göstermek lazım. Ya benim mesela hani ileride yapmak isteyeceğim şeylerden bir tanesidir. Ee, zaten kendi mobil uygulamamı geliştirmek istiyorum ama bir tane de Mac uygulaması geliştirmek açıkçası isterim. Sırf o deneyim için yani hani o e, muazzam akışkan e, ...nasılığa sahip... ...işte hiçbir sorunu olmayan... ...böyle... E, so, e, ...sıkıntısız bir uygulama geliştirmek... ...benim de açıkçası isteyeceğim şeylerden... ...o yüzden objective -C yani... C ile yaz. ...burada da çok açık var... <laughs> ha, ...abi ben okuyamıyorum ki... ...geçen işte birkaç sıkıntı şey vardı... ...onun için objective C'ye falan bak... ...abi okuyamıyorum ki... ...yani Arapça okusa okum... O ...Arapça mesela otursam belki... E, ...öğrenirsin... ...iki o haftada da falan oku şeyler yapmaya... E, Objective C Oğlum abi. Yine, yine latin an... alfabesi var. Abi yani. Bin, latin alfabesi -C. var da yani. Şeyi kavrayamıyorsun. Bütün dillerden çünkü ben mesela hani işte Ruby biliyorum atıyorum C yazmışımdır, C++ Java yazmışımdır, C Sharp yazmışımdır JavaScript hani Swift Şimdi Objective C'ye baktığın an böyle hakikaten şey gibi ne bileyim işte e, İbranice bir şeyler okuyorsun ya da işte ne bileyim Kiril <laughs> alfabesinden yazılı bir şey okuyormuşsun gibi geliyor bana. İyice yani o çok horacık yaptın beni ya. <laughs> ya Objective C çok iyidir bu arada. Mesela Objective C ile Mac App yazarsan app'in muhtemelen 6 MB 8 MB falan oluyor. Ama Swift ile yazarsan doğru. 150 MB oluyor. Niye? Çünkü bütün Swift kütüphanelerini içerisine gömüyor. iPhone app'leri de aynı şekilde. Bazı app'ler mesela bakın indirirken size'larını... 8-10 MB falan oluyor. %99 Objective C ile yazılmıştır. Eee hmm. Objective C olduğu için Coca API'lerini kullandığı için arada ekstra bir katman olmadığı için çok daha ufak ve çok daha hızlı. Mesela Xcode'da Objective-C projenin derler çat diye derler. Saniyesinde derler. Abi ya hiç deme ya. Bekle babam bekle. Bekle babam bekle ya. Ki sende M1 bir Pro, var deneceğim. düşün yani. M1 Pro'da böyle Ha ya. Aynen ben şeyi hayal edemiyorum. Intel makinaları hayal edemiyorum ha. Bir de onda gar 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 şeyde çalışır. Fan da çalışır bir de. <laughs> Tabii. Evet. Kömürle <laughs> çalıştırdığımız için o bilgisayarları. <laughs> yani bunu bilmiyorum yani biraz nasıl şey yapmaları lazım ya. Light version'a yani hafifletmeleri lazım. Ee, uygulamayı evet. biraz bana öyle geliyor. Swift yani derlemek... Mesela O yüzden mesela live review mesela çok hoşuma gitti. Yani hani muazzam bir deneyim. Anında böyle değişikliğini yapıyorsun, görüyorsun ve o değişikliği yapmak da hani düşünmene gerek yok. React'ta bile bazen hani ben düşünüyorum ya bunun önce şöyle bir Div'in arası a, a, şeyine koyayım. Ondan sonra şey yapayım falan gibi sen düşünün Orada yok abi işte. H-Stack var, V-Stack var. Çat çat ekliyorsun. Spacer koyuyorsun falan böyle şey yapmak Hı -hı. için. Align'ını ayarlamak, hizalamak istediğin için. Text koyun, image koyun. Yani o kadar pratik ki yani böyle hani. Hı -hı. Lego gibi bir şey yani. O yüzden hani bahsediyorum hani, tasarımcılar falan bile böyle oynayıp bir şeyler yapabilir çok basit bir şekilde. Yani o deneyim muazzam. Ya şey kısmını da sevdim açıkçası. Swift kod da yazdım. Çünkü hani ben GraphQL'den istek atıyorum. Onun gelen isteği işte gelen datayı biraz şey yapmam, değiştirmem gerekiyor. Oynamam gerekiyor ki UI'da böyle çok şey yapmadan, uğraşmadan direkt kullanayım diye. Extension vesaire varmış. onlar öğrenin protokol yaratıyorsun. Extension yaratıyorsun. Swift'te de böyle şeyler varmış. Ee, normalde aslında diğer dillerde çok denk gelmedi. Çünkü diğer dillerde işte, class vardır. Inherit vardı. Inherit edersin falan filan. Hmm. Ve böyle kavramlar hep şeyken Swift'te böyle ekstra şeyler var. Bugün de ne öğrendim ya? Neydi? Fault true muydu neydi? Fault true tarzı bir şey vardı. Switch case evet. yazarken. Ya fault true denilen Hı -hı. aynen default'unu atıyor seni direkt. O benim hoşuma gitti yani. Aa dedim. Çünkü ben işte review'de geldi önüme. Çünkü ben oraya ayrı bir fonksiyon atmıştım. Hadi buraya fault true koy dedi. Tekrar etmene gerek yok dedi. O default'u atar dedi. Aa dedim ne güzel. Böyle çok güzel. Nasıl din, dilin içerisinde güzel konseptler var. Orada şey düşünüyorsun ya bu Woodruff'da niye yokmuş diye düşünüyorsun. Bayağı üzerine düşünülmüş bir dip. Ama şey gerekiyor ya. Zaman gerekiyor bence. Hani bundan belki 5 sene sonra Abi, çok çok sene daha... Ha, e, ama, ama, hala şey yapıyor. Ben Stack Overflow'dan bir şey yaratıyorum. Adamlar hani cevabı sürekli <laughs> update et. 2000 atıyorum. 15'te evet, hani ilk yazılmış 7, cevap. Ha, Swift 5. 1 ile Swift hepsi nasıl değişmiş ama şeyi de görebiliyorsun. Hakikaten ilerlemiş, ilerletiyorlar yani. bak Swift Tabii 5 Açık bak ucu, kaynak zaten. bak diyorsun ki bu hakikaten çok iyi ol olmuş Swift bir e kıyasla. O yüzden hani belki biraz daha majorlaşması lazım, olgunlaşması lazım. Belli bir noktada işte Swift UI'daki sorunları sen bahsettin uzun listelerde sıkıntı var diye. Cocoa Ads'da böyle işte herkes kendi kendini tanıtıyor da etkinliğe gelenler. Orada işte Swift UI kullanıyor musun vesaire soruyor. Herkes ondan şikayetçi. Uzun bir liste koyun da görün gününüzü falan diyorlar böyle. Evet. Ee, onu da muhtemelen hallederler yani. hani e, Zaman gerekiyor. Ama işte Apple'ın çek sıkıntısı yılda bir çıkması. Ee, hani bu yıl atıyorum da bakıyorsun işte yeni çıkmış. Halledilmediyse bir sene daha bekliyorsun. hani BI Bir ay beklemiyorsun. Üç sene da. daha bekliyorsun çünkü e, minimum gereksinimleri yeni sürüm olduğu için onu da insanlar cihazlarına kuracaklar. %95'in e üzerine ha. çıkacak. Ha. Derken iki sürüm daha çıkması gerekiyor üstüne. Bunu geriye dönük uyumluluk yapabilirler mi? O kadar rahat yaparlar ki bana teknik olarak imkansız gelmiyor. Ama yapmıyorlar sağ olsun. Apple insanlar güncellesin diye mi yapıyor nedir bilmiyorum. Böyle şimdi Android o konuda çok başarılı yani onu söyleyeyim. ya yani adam yeni bir özel çıkıyor diyor ki senin diyor 7 sene önce BIM'den aldın diyor Samsung telefon var diyor diyor. Ona da diyor kurulabiliyor. Ekstra paket olarak kuruyorsun. Ama kuruyorsun yani. Bu özellik var yani. Hmm. Onunla yazılmış program orada da çalışıyor. Ee, bunu Google yapabiliyorsa Apple aylı aylı yapar diye düşünüyorum. Sonuçta. Ee, Gerçi tabii bütçe falan sıkıntıları olduğu için Apple'da biliyorsun. Ee, çok basic şeyleri yapamıyor. Ama ya abi öyle diyorsun. Küçük Bak, bir öyle startup diyorsun. oldukları için. Öyle diyorsun ama e, enflasyon kaç Amerika'da %8 mi ne olmasına rağmen hiçbir ürünün fiyatını arttırmadılar. O açıdan tebrik etmek gerekiyor. E, Arttırırsa Xiaomi yani mağaza, mağaza açmaya başlayacak da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Ama kimse hiçbir ürününü arttırmalılar. Çünkü herkes John Gruber bile şaşırdı. Düşün yani. Bak John Gruber bile şaşırdı. O bile dedi yani muhtemelen Pro'nun fiyatını 50, 50 dolar falan arttırırlar dediler. Şeye de çok şaşıranlar olmuş. Ben biz kaydettikten sonra tekrardan bir sürü işte dinledim. Okudum falan böyle yorumları. Hı -hı. Ha, Orada mesela saati mesela herkes 1000 dolar, 999 dolar olur demişler Apple Watch Ultra için. 799 dolar olarak çıkması çok kişiyi şaşırtmış. Ee, hani Biraz Apple aslında orada kayıyor şeyde... Mesela. Aynen onun, ondan bahsedecektim. Ben Thompson'ı ben gene yasını yazısını şeye. O da oradan bahsediyor. Apple artık bir servis şirketidir diyor. Ürün şirketi değildir diyor. O zaman Çünkü orada artık adam. şeyi gördüler. Aynen. Orada artık şeyin gelirlerini görüyorlar. Yani ürünü bir kere satıyorlar ama aslında hayat boyu, lifetime revenue derler. Bir kullanıcıdan kazandıkları ömür boyu gelir. Aslında daha fazla işte oyunlarda uygulamalar satışlarından komisyon alıyor. Apple servisleri, Apple TV Plus satıyorlar vesaire falan derken ya da işte iPhone satıyor. Sonra sana AirPods satıyor. Ondan sonra Apple Watch satıyor falan. Yani ve onlarla ilgili işte Apple Watch'u mesela işte Fitness Plus sadece Apple Watch olanlara gelmişti. Önceden şimdi onu iPhone'lara da getirmişler. Herkes kullanabiliyor ama orada şey görüyorsun artık servise odaklanıyorlar. Çünkü bir daha satamıyorsun şeyi donanımı. Evet. Ee, artık bir şeye uğraştığı için servise yöneliyorlar. Yazısında da zaten onu açıklıyordu Ben tamsın. Onu ben gene linkliyim. meraklara baksın yani. O adam da zaten muazzam yazılar yazıyor. da uzun yıllar destek veriyorlar zaten. Biraz da ondan insanlar. Aynen. Apple tercih ediyor. Adam iPhone 8'im var. Yeni işletim sistemini kurabiliyorum diyor mesela. Ee, Aynen. Ya ben mesela hiç bir şey yani. düşünmüyorum şu an. Yani iPhone yenisini al. Şimdi mesela Pro çok hoşuma gidiyor ama elim gitmiyor yani almaya. Yani ee, ama hani, benim cüzdanım gitmiyor. Bir, bir sonraki miniye bir sonraki miniye belki e, düşünürüm. Ya da ondan sonra mini çıkartırlar mı bilmiyorum ama yani işte. E, artık hani şey değil ama onun yerine mesela para, Apple TV Plus'a para vermeye devam ediyorum. Hani Apple benden hala para kazan. İşte aylık 15 dolar veriyorum ben. Yani yılda ne yapar? 150-180 dolar yapar. Ben Mac tarafında olduğum için yani Mac üretmeye devam ettikleri müddetçe zaten şeyim Apple tarafındayım. Yani iPhone, iPhone vesaire hani çok o kadar umurumda değil açıkçası. Millet çok seviyor, kullanıyor son modeli falan takip ediyor ama yani bana iPhone SE fazlasıyla yetiyor şu an. Hiçbir şikayetim şey de yok. Aynen açıkçası. abi ihtiyaçlarına göre ya. Ben de memnunum. Küçük geçen ama düşürdüm. Alüminyum kısım çerçevesi bayağı zedelendi ama biraz üzüldü beni. Ee, Kısmet ya artık yapacak bir şey yok. Sigortası falan var mıydı? Çok takviyem ama Yok ya. Skortası da yok da. Kalır öyle. Ben muhtemelen kullanırım o şekilde. Benim, ben mesela iPad mini'den çok memnunum. Yani onu bir ara belki tekrardan konuşuruz. iPad mini mükemmel bir cihaz. Her açıdan. İyi ki almışım yani. Her gün kullanıyorum. Yani telefonumdan daha çok kullanıyorum iPad mini'yi söyleyeyim. Bak o yüzden belki işte şey şeye yeni ihtiyacın kalmıyor. Cihazın. Aynen. Ee, bu kadar. Peki o zaman. ben yavaştan kapatayım. Farklı Düşünün 70. bölümünde haftamız nasıl geçti biraz ondan bahsettik. Uzun uzun güç yüzükleri, Amazon'un yeni dizisi güç yüzükleri dizisi üzerine konuştuk. Son olarak da Mac yazılımları üzerine sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bizi Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Ve belki de bizim için herhalde önemlisi. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. <laughs> bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.